Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim sizler de hoş geldiniz. Bir pazar akşamı daha Nedir Ne Değildir özelle karşınızdayız. Bu formatı aslında daha önce anlattım ama tekrar söyleyebilirim. Siyasileri de misafir ettiğimiz sanatçılarımızla birlikte ama siyaset konuşmadığımız keyifli bir akşam geçireceğiz hep beraber. Gençlerimiz buradalar. Onlar da sorularını soracaklar. Ben hemen yayın öncesinde kendilerine program formatımızla ilgili bilgi verdim. Umarım o formatta hep beraber güzel vakit geçiririz. Geçen hafta yaşadıklarımızı biliyorsunuz, anlatmayacağım. Konuklarımı paylaşacağım kocaman alkışlarınızla. Ersa Üner. Hoş geldin abi. Reyhan Karaca giriş yapacak, anca hazırlandı. Merhaba, hoş geldin. Evet. Buyur lütfen. Ve efendim Ersaycığım, Hamza da. Hoş geldin. Yani eminim Hamza Dağ'ı daha önce böyle görmemişsinizdir. Ben görmedim. Çok uzun yıllardır kendisini tanıyorum. Hiç görmedim ben sizi böyle. Yani böyle ben de kendimi görmedim desem herhalde. Normal hayatta böyle geziyor musunuz? Ya geziyoruz tabii. Hafta içi genelde takım elbise doğal olarak. Ankara'daki mesaimiz o şekildeydi. Hafta sonu İzmir'e gidince ben hiç takım elbise kravat yapmam İzmir'de. Takım elbise de mi yok? Kravat yoktur zaten. Kravat herhalde çok sevmiyorsunuz. Yani ama çok takmıyorum İzmir'de ama benim kendi spor kulesim var. Spor kulesim pantolon, gömlek, ceket. Ama arada bir böyle hafta sonu, pazar günleri çocuklarla beraber Bostanlı sahilde yürürken böyle yürürüz. Şimdi gardıropta bu tür kıyafetler çok var mı? Var. Şu anda daha da arttı tabii. Yani neden arttı? 7-8 tane. Kampanya döneminde her gün değiştirmek gerekiyor. Her gün yani şey desin. Hayır, şu tür ya. Bununla kampanya yapmıyorsunuz. Ya bu türde var. Yani spor olarak bu türde var. 7-8 takım var şu anda böyle. Bu takım mı? Takım derken işte pantolon. Yanımda bir takım yani. Abi hoş geldin. Daha önce hiç bir siyasetçiyle programa katılmış mıydın? Yok, katılmadım. Ben de bu formatı üçüncü defa yapıyorum. Arkadaşım dostum var ama katılmadım. Son haftaya seçtim efendim. Çok arkadaşım dostum var ama katılmadım çok. Katılmadım. Endişeleniyor musunuz mesela siyasetçiye çıkarken? Yok, hiç endişeleneceğim bir durum yok. Endişeleneceğiniz durumlar olabilir. Ben de hiç endişelenmiyordum mesela. Çok güzel muhabbet edeceğiz. Ne olacak gel dedim. Hiç öyle olmadı. Yani Reyhan hoş geldin tekrar. Tekrar hoş bulduk. Reyhan bizim 5. gece formatımızda da misafir ettik biz Reyhan'a. Hmm. Evet, çok yakında, keyifli bir program yapmıştık. Yakında bana buraya bir tane masa falan, ben bir kenarda. Reyhan'a bak. Reyhan niye burada bu arada? Bir kez daha, çünkü şarkıyı vermişsin. Şarkı benim bestem değil, söz de benim değil. Ben misafirim. Şarkı Feyyaz Kuruş, Zeynep Talu. Birine kısmet olacak diye düşünüyordum. İnşallah hayırlısı. Yani keşfeden biri çıkar diye baktı herhalde Reyhan Hanım. Evet. Bir keşfeden çıktı. Tabii yani uzun zamandır kampanya konusunda artık bir uzmanlık sahibi olmuş biri olarak. Sizin biz İzmir kampanyasından değil tam 12'den vurulmuş. Zaten İzmir'den değil canım. Sizin yok uzmanlığınız. Işte, evet. Yani kampanya konusunda uzmanlığımız olunca biz de sevdik sevdalandık parçasını keşfettik açıkçası. İzmir'e de uyarladık. Çok da güzel oldu. Nasıl uyarladınız İzmir'e? Neyin değiştirdiniz? Sevdik, sevdalandık. Biz İzmir'e bağlandık. Nasıl da gerisi? Sevdik, sevdalandık. Biz İzmir'e şarkılar böyledir bu arada. Şarkı gibi söylemezsiniz hatırlamazsınız. Evet, aynen. Pek çok şarkı öyledir. Ne yapıyorsunuz? Ne var? Abi neler yapıyorsun yeni? Ben çalışıyorum. Seni sürekli sokağa stüdyoda. Sorduk. Biz birazdan göstereceğiz. Vallahi mı? Evet. Şarkılarını çok herkes merak biliyor. Johnson'ın. Yani, ama seni tanımıyorlar. Evet. Hep geride. Ben çünkü stüdyoda çok mutluyum. Orada üretiyorum. Ürettikçe paylaşıyorum. Arada sırada da böyle çıkıyoruz onlarla. Görüşüyoruz işte. Şarkılarımı tanıyorlar. Oradan tanışıyoruz. O bana yetiyor. Ben mesela şöyle. Bütün şarkıların neredeyse biliyormuşum. Ama onların hepsini senin yaptığını bilmiyordum. Eyvallah. Bu nasıl bir duygu? Ya çok güzel bir duygu. Bununla yaşıyorum zaten. Yaradan güzel bir duygu bu. Var, yani senin güzel yerine başkası ünlü oluyor. Ben ünlü olmanın senin peşinde şarkınla hiç koşmadım ki. O değildi benim derdim ya. Ben hep şarkılarım duyulsun, şarkılarımı yapayım, paylaşayım arkadaşlarımla beraber oldum. Sonradan bir şekilde beni tanımaya başladılar. Şarkı söylemeye sonradan başladım birazcık.
Sonradan söylüyorlar, evet abi bu şarkı da seninmiş, bu şarkı da seninmiş. Daha mutlu oluyorum, başka bir şey oluyor. Ama hiçbir zaman bu benim, bu benim diye duyurma peşinde olmadım açıkçası. Ünlü olmak isteyen var mı aranızda? Nasıl ünlü olduğunuz çok önemli bu arada arkadaşlar. Ben geçen hafta ünlü oldum ve sanki hiçbir şey değil. Zor nasıl değil mi? Ünlü olduğunuz çok önemli. Yani sonuçta isim zikretmeyeceğim ama birisi geldi aklıma mesela. Yani o da ünlü, bu da ünlü yani. Nasıl ünlü olacağınız bir şey diyecektiniz. Ama yani senin gibi, bizim gibi iş yapanlar açısından böyle yol kazaları olabilir yani. Bu da zaten ünlüsün yani. Sen ününe ün katmadın. Estağfurullah. Zaten hayır. Bir tarzın var. Olur böyle şey. Teşekkür ediyorum. Ben de size jest yapacağım. Yok ben gerçek olarak ve, söylüyorum yani. Ve oradan da işte Hamza daha jest yaptı falan gibi olabilir. Aranızda ünlü olmak isteyen var mı arkadaşlar? Bir görebilir miyim ünlü olmak isteyenleri? Kaldır kardeşim. Şöyle kaldırabilirsin. Tek başınasın. Şöyle kaldır. Sen de olmak istiyorsun. Üç kişi. Niye? Ne isim neydi? Mikrofon var mı ya? Şu sen an mikrofon ünlü niye olmuş. Sende? Abi çok iyi ya. Toplam stüdyoda iki mikrofon var ve biri sende mi şu an? Ve ünlü olmak istiyorsun. Kalk ünlü ol. Tabii ünlü ol. Niye ünlü olmak istiyorsun? Nasıl ünlü olmak istiyorsun? Sesim istiyorum yani. Daha çok sen gördüğün zaman... Öyle olmuyor. Alo. Ha, alo. Alo. Mikrofon hala kapalı sanıyorum ben. Seni sevmeleri için ünlü olman yeterli bir şey değil. İnsanlar tabii. Ünlü olduğunda seni sevmiyorlar. Bilakis iyi yönde ünlü olmak artıyor olabilir şeyin yani. Öfke. Değil mi? Yoo. Değil mi? Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım bugüne kadar. Çok travmatik bir hafta geçirdim. Senin yani. İçin çok zor bir hafta. İyi yönde, evet. İyi yönde ünlü olmak var mesela, kötü yönde olmak var. Ben iyi yönde olmak istiyorum. Seni arkadaşların seviyor mu? Seviyorlar. Tamam. Ne yapıp ünlü olacaksın? O zaman iyi olursun yani. Ya, ne yapacaksın da ünlü olacaksın? Şu an bir planım yok. Ama ileride ne olur bilmiyorum. Yani benim şarkı söyleyerek mi? Tiyatro yaparak mı, siyasete girerek mi, tiyatroda, başına bir kaza gelerek mi? Bu saatten mi? Sonra zor ama futbol oynayarak mı? Futbol falan. Oynayarak mı? Evet. Futbol zor. Veya YouTuber, influencer falan var şimdi artık. YouTube falan denedim de olmadı. Belki yani senin görevini aldım kusura bakma. Kardeşim bak seni buraya oturt. Seni buraya oturtalım programın sonuna kadar bir de. O zaman ne olur? Hayır bu soruları sen soruyorsun değil mi yine? Biz yok bu da rahatız. Ha tamam efendim, bu da rahatız. Şimdi bir de bu her şey yapabiliriz. Yani tamam. Burada öyle bir şey yok. Bana soru sormadığınız sürece problem yok. Arka tarafta bir Kadir arkadaşımız vardı. Hanımefendi ünlü olmak isteyen. Merhaba. Allah'tan mikrofon onda değil diyoruz. Ben mi? Biraz zahmet vereceğiz ama isim neydi? Merhaba benim adım Emine Soyadımak. Ben gastronomi mezunuyum. Ben mesleğim alanında tanınmış biri olmak istiyorum sadece. Yapıyor musun bir şey bunun için? Gastronomi. Şu an yapmıyorum ama ileride hedeflerim var. Ne yapacaksın? Ya bir restoran açıp daha sonra şubeler açmak, global bir şekilde kendimi ilerletmek istiyorum. Master Chef'te de oynamak istiyor herhalde. Biraz evet. Eklem mi oldu? İnşallah. Olmamıştır herhalde. Olmamıştır herhalde. İnşallah olur. Ünlü olmak sen olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ünlü olmak iyi bir şey mi Reyhan? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Karıştırıyorlar birazcık ya. Yani. Şöhret biraz zor. Reyhan hiç konuşturmuyor. Ün kaldırılabiliyor. Ha? Ün kaldırılabiliyor. Seni hiç konuşturmayacakmışız. Ün kaldırılabiliyor ama şöhret. Şöhret kaldırılabiliyor. Şöhret abi. Şöhret zor. Yani vasıflı veya vasıfsız ün var. Neden zor? Bir de o birazcık karışık abi ama normal ün güzeldir bence. Bir şey yapıyorsan, işinde vallahi. İyisen ve burada bir şey temsil ediyorsan bu güzel. Ama onun sorumlulukları var tabii herkese karşı. O sorumlulukları taşıyor olman gerekiyor o üne sahipsen. Doğru. Zorluğu veya endişelendiren tarafı nedir? Yani şöyle... Göz önünde olmak herhalde. Hem göz önündeyiz hem duyuluyoruz, devamlı dinleniyoruz. Örnek alınıyoruz ya bir kere her şeyden önce. Halimiz, hareketimiz, buradaki arkadaşların çoğu birçok ünlü arkadaşımızı izliyor, kıyafetlerine bakıyor, konuşmalarına bakıyor, ayakkabılarına bakıyor, ne giyiniyor diye bakıyor, ne konuşuyor diye bakıyor. Onun için sorumlulukları olan bir şey aslına bakarsan. Benim için öyle en azından. Senin için? Vallahi ben çok erken yaşta ünlü oldum yani. Ben 21 yaşındaydım revizyona gittiğimde. Evet. İtalya'dan döndüğümde herkes beni tanıyordu mesela. Hani. O kadar gençken bunu nasıl taşıdın? Yani ne yaptın? Çok olağan bir şey gibi. Zaten süre gelen zamanda olağan bir şey olarak kabullenip normal bir hayat gibi devam ediyorsunuz. Bazen hakikaten bunu öyle, yani öylesine söylemiyorum.
unutuyorum tanınmış olduğumu. Bu insan bana niye bakıyor? Değil mi? Pardon, tanışıyor muyuz dediğimi bilirim yani. O kadar benimsiyorsunuz ki bu insan bana niye bakıyor gibi oluyor biliyorsunuz. Öyle dediğinde ne diyorlar? Biz sizi tanıyoruz diyorlar. Bir yerden tanıyoruz falan diyorlar. Hı? Benzetmişsinizdir diyorum. Herkesten özür dilerim. Makyajsız. Makyaj olmayacak. Ben alkışın sebebini anlamadım. Samimiyetimi sevdiler değil mi? Ondan. Evet. Her programda böyle biri var. Mesela konuklarımızdan birisi çok alkış alıyor salondan. Ama bir kişi seçiyor izleyici böyle. Sürekli ona yoğunlaşıyor. O asla ben olmuyorum bu arada. Ya yaptığımız işle alakalı. Şimdi itici bir şey. Yani sonuç olarak siz televizyon, ya bu tarzda program yapmıyorsunuz yani. Evet, bu yani tarzda program. Biraz daha siyasi programlar, haberler. Ya biz de siyaset evet. yapıyoruz. Dolayısıyla sanatla icra etmek... Güzel bir iş yani. Ünlülüğün değişik şekilleri var biliyorsunuz. Onu soracaktım. Siz mesela İzmir'de ünlü birisiniz mi? Doğru değil mi? Yani ünlü tanınan sonra. Birisiyim. Ünlü mü bilmiyorum da tanınan birisiyim. Ünlü tabiri. Ya sokakta yürürken sizi birisi tabii, tanıyor. Herkes tanıyor, evet, tanıyor. Hatta yani Türkiye'de de bir miktar tanınan var, olabilirsiniz. Doğru, doğru. İsminiz muhtemelen mesela bazılarının senin için de öyle. İsim doğru. çok tanınıyor ama yüz aynen. bilinmiyor. Bazılarının sinema oyuncuları var. Yani yüzünü herkes biliyor ama ismini bilmiyor. Aynen. Gibi. Ben de isim birliği daha fazla. İsim birliği daha fazla. Yani İzmir'de de yani yeni milletvekili olduğum zamanlarda 2014, 15, 16'da yani yüzümü bilmezdi çoğu kimse. Ben Hamza Dağ'ım dediğimde veya biri Hamza Dağ dediğinde duydum. Biliyorum. Bu muymuş Hamza Dağ ya falan Hamza diyen Dağ oluyor mu? Hatta mesela şöyle bile... Hamza Dağ bir şey bir isim çünkü yani. Hamza ve Dağ. Bu oyunu çok sevmiş diyorlar. Öyle mi? Yani... Oyunuz gibi kısa ya. Hayır kısa değil. Kalkar mısın ya? Heybetli bir isim. Ben 1.84'üm. Ben de 1.75. Boyum kısa değil. Aslında. Normal Türk insanı. Ama Hamza Dağ belki Hamza daha Dağ deyince veya fotoğraflar yaptığınız da herhalde. Yaptığınız işlerden şey belki kaynaklı olabilir. Hani daha bu işi yapıyorsa daha büyük bir adam yapıyordur. Yani gibi. İsim işte Hamza güçlü bir isim. Hamza ismi güçlü bir isimdir tabii. biliyorsunuz. Cesaret falan şey yapar. Dağ da öyle. Dolayısıyla yani böyle 3-4 defa denk geldim yani. Daha uzun boylu seni hayal etmiştim. Hiç böyle hayal etmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Hani radyocular için olur ya, radyoda bir ses duyarsınız. Normalde o sese göre bütün bir radyocular şey için olur o. Tabii. Evet, bütün ben onu hiç... Dublaj sanatçıları da öyle. Değil, dublaj sanatçılarında da. Yani radyoda duyduğunuz ses ve gördüğünüz adamı meç etmiş. Bu sen misin dersin? Şey. Tabii. Evet, bütün radyocularda bende var. Bende de oluyor yani. Ama yani dolayısıyla burada... Tabii, başka sizin biraz önce... Daha gibi yeter ya. Eyvallah. Biraz önce kardeşimin söylediği gibi. Alkışlamadınız. Burada... Gerek yok. Abi görüyorsun. Alkış olsun diye yapmıyoruz zaten. Ama anlaşılmadı. Daha enteresanı şu. Ömer Çelik'in davulcusu. Bu arada işte. Tamam. Tamam. 10 bin dolar mıydı? Tuş bile yapmadılar Ersay abiye. Yani Ömer Bey'le irtibatı varsa önemlidir. Ömer Çelik ne dediyse vurdu çünkü. Kalitede anlıyor demek. Evet, Ömer Bey'e selamlar diyeceğim. Bunu da artık... Artık Ömer abi yayından sonra ararsın beni. Neden girdiniz bu işlere? Siyasete. Evet. Niye ünlü olmayı mı? Siyasete. Veya şöyle söyleyeyim, nasıl bir çocuktunuz? Siz böyle bir haliniz var mıydı? Çok inatçıymışsınız herhalde. Evet. Öyle mi? Bebekliğim de ya, çok küçükken. Kısa yani mı böyle sürdü? Kısa sürmüş yani, sonrasında ben kendimi bildiğim zaman çok inatçı değildim bana göre de. Ama annem babam anlattı yani, benim kendimi tanımadığım yaşlarda. Babam öyle diyor yani, zor zamanımızdı. Eve elimde bir tane sana... Bir şey getirmeyeyim ya, bir şeker dahi getirmeyeyim, sen ortalığı yıkardın diyor bana. Öyle bir de. Öyleymişim yani. 80'ler, baba zaten memur, kıt kanat geçiniyorlar.
Yani mutlaka elinde bana getireceği bir şey istermişim. Ama sonra herhalde birader doğunca, aslında yaşımızda 2 yaş fark var, biraz onu anlayınca. Ondan sonra bir çok arızam olmadı. Çok yaramaz bir çocuk da değildim yani açıkçası. Ondan sonra biraz daha belki abiliğin getirmiş olduğu böyle bir olgunlukla olgun bir tavrımız vardı diye düşünüyorum. Biradere sormak lazım. Değil mi? Tabii. 2 yaş mı var? Bana hafiften abi. Ben hiç vurmayabilirsin yani bana valla. Aramızda 2 yaş var. Demirci'de geçti önce çocukluğumuz. Manisa Demirci. Demirci Manisa. Ben Manisalıyım. Tabii. Hemşehriyiz zaten oradan. Diyebiliyorum. Evet. Hemşehricilik yapmayacağız. Yapmıyoruz. Öyle anlaşılmasın. 8 yaşına kadar oradaydık. İlkokul 3. İlkokul 3'e kadar. Ondan sonra Simav'a babam tayin oldu. O da vesile. Yani her şerde bir hayır vardır derler. Annem çok hasta olmuştu. Öyle olunca orada halam vardı Simav'da. O işte bir şey olursa çocuklara bakar diye rahmetli halamın yanına gidelim diye öyle bir tayin istedi babam. Simav'da büyüdüm sonra. Kütahya 4, 5, Kütahya Simav. Ortaokul, lise Simav'da. Annem babam yine halen Simav'da. Siyasette açıkçası ya yani lise yıllarında itibaren... İzmir'e ne zaman döndünüz sonra siz? Üniversite 96. Döndünüz. Hukuk fakültesi. Hukuk fakültesine. Yani lise yıllarında şimdi sözel, hep sözel ağırlıklıydı bizim lise. İlk defa sayısal bir sınıf oluşturalım dedi sayısalcı hocalar. Israrcı oldular. Ben o zaman onlara şunu demiştim. Hiç unutmuyorum onu. Ya ben siyasetçi olacağım. Aa. Benim derdim siyaset yapmak. Lisedeyken lise 3 falan. Lise 2. Lise 2, lise 3. Ne bileyim içimde öyle bir şey vardı. Yani hep böyle bir siyaset yapma, siyasette olma, ilgisi, alakası, siyaset alakadar olma. Evde siyaset konuşuluyordu. Yani siyasi liderleri takip ederiz. Liderli açıklamalarını takip ederiz. Sonra işte... İşte o zamanlar tabii tam başlamadık. Ondan sonra üniversiteye geldim. Hukuk fakültesinde zaten dersler ağırdı. Bir yandan da sosyal aktivitelerde hep bulunduk. Arkasından... Siyasetle ilgilendiniz mi üniversitede? Sosyal aktiviteler işte bir nevi siyaset o aslında yani. Aslında siyaset oradan başlıyor. Yani siyasi partiyle başlamıyor. Üniversite yıllarında sosyal birçok aktivitede bulunduğunuzda kulüptür, işte arkadaşlarla organizasyon yapmak. Yani dersin yanında buna vakit ayırıyorsanız siz... bu orada başlıyor sizin aslında siyasi çalışmalarınız. Sonra yani üniversite yılları bitti. Meslekte ilk adımlarımızı attık. Meslekte işimizi oturtup tam artık iş rayına girdikten sonra 2006 yılında İl Genç Kollarına başladım. İzmir'de. Avukatlıkta. Avukatla 2004'te bürom açtım. Siz hakim olmak istemişsiniz diye duydum evet, ben. Evet doğru. Hakim sınavına girdim evet. Kazanamamışsın sınavı. Mülakatta kaldık. Mülakatta elendiniz. Evet. Ama mülakatı kaldırmadınız deyip siyasi konu konuşuyorum. Hayır. Şöyle. Siyaset yapmıyoruz programda. Sadece şunu söyleyeyim. Yani hakimlik. Pas vermiş gibi olur ama. Hakimlik, müfettişlik, uzman yardımcılığı, kaymakamlık. Bunlara mülakat olur zaten. Yani bunlar eskiden doğru, beri. Yıllardır bunlarda mülakat var. Yok siyaset konuşmuyorum. Tamam, gerçekten konuşmuyoruz. Buraya gibi. Çok özür dilerim. Ben yaptım hakikaten. Hak güzel. Şey... galiba bizim ortak arkadaşlarımız o zaman sizin okuldan arkadaşlarınız. Tabii, tabii. İbrahimler falan. 97'de evet. Ha, benim çok yakın bir arkadaşımla arkadaşlar. Bir üst dönem bizim onlar. Aa yaşlı mı sizden İbrahim abi? Bir yaş. 2 yaş var. İzliyor mudur? Ben de abi derim ona ama yani. Gerçekten evet. Mi? Kardeşiniz size abi diyor mu? Tabii canım. Tabii kardeşim canım. Hep abi der. Peki şiddetle baskı hiç... ve cebren mi yoksa gerçekten? Yok yok yok. Yani küçükten beri abi der. Hiç abi isim hiç telaffuz etmemiştir. Telaffuz edecek gibi olduğunda böyle ergenlikte falan annem müdahale etmiştir. Siz etmediniz. Ben etmedim. Anneniz müdahale etti. Etme ama benim zaten ağırlığım var. Yani hep böyle bir abi olduk. İki yaş arasında kesinlikle fiziksel müdahale olmuştur ama ben girmiyorum oralara. Yani değil mi? Kardeş, siyasetçiler bunu sorunca mesela yanlış anlaşılıyor. Kardeş var mı abi? Var, kız kardeşim var. Kaç yaş var? 2 yaş küçük benden. 2 yaş küçük. Hiç kavga etmiyorsunuzdur muhtemelen küçük. Bizim vaktimiz olmadı ya. Çok fazla. Kavga etmeye. Ha. Ya ben çünkü 12-13 yaşlarındaydım.
Konya'dan, Seydişehir'den buraya zıplayıp geldim İstanbul'a. Ben çok şaşırdım bu arada Seydişehir'le olduğumda. Aileyle birazcık kopuk oldu aram genelde. Biz 4-5 senede çok daha sık görüşüyoruz. Çok fazla kavga edecek fırsatımız olmadı ama didişiriz. Gidip geliyor musun Seydişehir'e hiç? Çok gidiyordum. Ama şu 3-4 senedir artık ailem benim buraya geldi. Benim çocuk arkadaşım Seydişehir'li. Ben muhtemelen senden çok Seydişehir'e gitmiş olabilirim. Seydişehir çok güzel yerdir. Hiç alakası yok yerdir. Ama ben sürekli gidiyorum. Çok güzel yani. Yerdir Seydişehir. Kötü bir yer değil ama hani niye çok güzel bir yer? Benim çocukluğum 12-13 yaşıma kadar orada geçti. Onun için çok mutluydum. Orayı çok seviyordum. Dair her şey güzel. Çünkü. Orada tamam. Onun için benim için muhteşem bir yer. Doğru. Dağın eteklerinde, Toros Dağı'nın eteklerinde. Geneli Yörük'tür, Manav'dır oranın kitlesi. Ondan sonra bir de alüminyum fabrikasından dolayı çok göç almıştır. Karışık, enteresan bir yerdir Seydişehir. Güzel bir yerdir. Ben severim. Abi, evet. Ben etli ekmeğimiz güzeldir. Niye etli ekmeği? Bu altın kafes işi. Evet. Yani gerçekten insan çocukluğunun geçtiği yerler her zaman için memleket. Dünyanın hiçbir en zaman. Güzel... Evet. Görünen yerleri dahi olsa sonunda o çocukluğun geçtiği yerleri hep özlüyor. Evet. Tınaz Tepe, yukarılar siz bilirsiniz başkanım. Çok güzel evet. Yerler oralar. Akseki, ya orman, doğa. Ben hala arada sırada mümkün olduğu kadar gitmeye gayret özen gösteriyorum. Öyle ilkbahara doğru gidince... Aslında bir ay sonra falan evet. Da çok güzel zamanı. Her taraf bir yeşillenecek gerçi şimdi. Gerçi bu ara kar da yok da. Çok güzel olur. Çok güzel. Ya sen... Kayseri dedi mi Kayseri? Yani benim babam da Ersay gibi 14 yaşında İstanbul'a gelmiş. Yani onun gibi o da Kayseri'den gelmiş. Annem de 4 yaşında Kayseri'den gelmiş. Ben İstanbulluyum, İstanbul'da doğumluyum ama ailem Kayseri biraz karışıyor tabii. Kayserilisin İstanbul'sun, Kayserilisin İstanbul'lusun. Sen nereliyim diyorsun? Ben İstanbulluyum ama... Kan çekiyor Kayseri'ye. Ama İzmir'de yaşamak isteyenlerden sanki. Evet. Alkış süper. Arkadaşlar. Evet, İzmir. Abi yok öyle bir şey var. Doğru. Evet. Ben doğru. Dedim. Amigold da yapıyoruz. Bu hafta Reyhan'da o iş ya. Yani. Reyhan alkışlayacaklar. Reyhan'a tut gelecek. Bak başına geçen her hafta ne geldiyse şey. Benim başıma gelecek diye mi? Hayır. Görmem hayır. Hayır. Yani şöyle... biz istersek alkışlanacağız. Öyle mi? Bu arada soru cevap yapacağız ya. Soru cevap yapıyoruz biz bu programın tamam. Formatında var. Ama ya keyifli sorular size dair, hayatınıza dair. Yani siyasi soru olmuyor. Zaten bizim üçüncü gençler yani bu gençler değil tabii de gençlerle soru cevap şeklinde spontan üçüncü programımız İzmir'de olmuş olacak. İzmir'de mi yaptınız? Yani. Tabii İzmir'de yaptık. Yani yayınlanan bir şey miydi peki? Yani sosyal medyada yayınlandı. Sosyal medyada yayınlandı. Nasıl geçti? Çok iyi geçti. Zorladılar mı sizi? Ya orada siyasi sorular da sormuşlar. Tabii hep siyasi sorular. Doğal olarak ya yerel seçim öncesi, Büyükşehir Belediye Başkan adayına sorular şeklinde. Çok keyifli geçti. Burada biraz öyle daha... Öyle mi gençler? Yani izlemişsinizdir. İstanbul'a geliş hikayen dramatik mi? Dramatik değil ya. Benim hayatıma dramatik öyle bakmıyorum. Aslında bana. Komik geliyor bana hayatım. Çok yani, dramatik bir geliş. Öyle diyorlar. Yani bana benim dışarıdan hayatımı ben anlattığım zaman çoğu arkadaş ya ne eziyet çekmişsin, ne yorulmuşsun falan ya. Diye bakıyorlar bana ama benim tarafımdan hiç Allah'a çok şükür öyle bir şey yoktu. Ben çok güzeldi benim için her şey yani. Kötü hiç. Bir şey mi var ki? Yok yani ağlayarak zor görünüyor dışarıdan birazcık. Yani tabii bana da biraz önce vardı. Biraz önce anlattınız. Evet, zorluk var yani ama ben de şimdi düşününce 13 yaşında, 12 yaşında evi bırakıyorsunuz. 13 İstanbul'a yaşında mı geldin? 14 yaşında. Ve kaçarak. Pancar kamyonuyla. Gibi. Öyle diyeceğiz. Pancar kamyonuyla. Nereye geldin? Anlatın. Pancar kamyonuyla geldim. Pancar kamyonunun arkasında öyle geldim. Öyle mi? Kamyonun haberi var mıydı? Burada bir 2 sene yüksek. Yok onların da yok. 2-3 sene kimse şundan sonra kaçak kayboluyor. Mı bindin yoksa? Kaçak binmiş bak haberi yok kamyonun. 2-3 sene hiç kimse bulamıyor. Annemlere falan haber veriyorum ben iyiyim. Falan diye. Burada ha. Aslında akrabalar var ama oraya gitsem beni paketleyecekler geri falan. Sonra niye geldin abi? Müzik yapmaya geldim. Alkışlar mısın? Vallahi. Daha önce Reyhan alkışlıyor ya. Her, yok yok. Bizim de bir alacağımız var. Sunucudan bir alacağımız var. Ben evet hak ettim. Müzik yapmaya İstanbul'a. Müzik yapmaya geldim. Sonra başladı benim maceram. Bu yeteneği ne zaman fark ettin? Ve ya çocukluğumdan beri bende zaten hep vardı. Ben 7-8 yaşında zaten düğün salonlarında yaldır yaldır bir şeylerin peşinde koşuyordum orada. Düğünlerde, 7-8 düğün yaşında? Salon. Aynen öyle. Benim... Ne yapıyordun 7-8 yaşında düğün salonlarında? İlk başta kablo taşıyordum. Sonra bir baktım davul çalıyordum. Sonra bir baktım bas gitar çalıyordum. Kendi kendine çalabilme. Hepsini kendim öğrendim. Ders almadan hiç? Yok hepsini kendim öğrendim. İleride geliştirdim kulak ama yani. Hepsini kulakla öğrendim.
Buraya Rota geldim. Da bilmiyordum. Rota da bilmiyorum. Evet. Ya ben benim hayatımın özetini küçücük arkadaşlara bir tavsiye olarak anlatabilirim. Yani çok minim. Eğer bir şeye odaklanırsanız, ailenizden, duygularınızdan, kendi özünüzden kopmazsanız, kendinizi sürekli geliştirirseniz ve bir hedef belirlerseniz, kalbinizi de bozmazsanız arkadaşlar, bu hayatta yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Size aksini söyleyen yalan söylüyor. Abi bu kitaplarda yazan bir şey. Ve genelde böyle cümleler galiba kurulur. Bunu somutlaştır bence. Geldin 13-14 yaşında, nasıl karar verdin mesela böyle bir şeye? Ve pişman olduğun anlarda olmuştur mutlaka. Pişman olduğum hiçbir veya böyle an bir olmadı endişe ya. Duyduğun. Yok, hiç bize biraz da çok özet anlatır mısın şu hikayeyi ya? 13 yaşında ya, bindin kamyon kasasına. Aslında şöyle anlatayım. Geldim buraya geldiğim zaman. Gelmeden önce nasıl buna karar verdin? Orada İstanbul olmayacağını diye. Fark ettim çünkü. Orası içime içime sınmıyordu. Bu Seydişehir'de mi oluyor bu? Seydişehir'de. Yani. İçime içime sınmıyor. Yani 95-96 değil mi? Aslına bakarsan 93-94 yılları buraya geldiğim zaman. Onun öncesi 89'lar, 88'ler. Yani iletişim bu kadar yoğun olduğu zaman değil. Tabii. İnsanların, şimdi Seydişehir anlıyorum. Ben de Simav. Yani oradan aynı çıkacaksınız. Aynıyız zaten. Yani biz uşağa gitmeye bile düşünürken. Yani büyük hareket çok ya. Acayip. Hatta İstanbul'a yani ancak biriyle beraber gönderelim denildiği zaman sen cesaret ediyorsun, İstanbul'a geliyorsun aynen. Ve bir hayat kurmaya niyetleniyorsun. İlk önemli evim yani. Askerden sonra 2003-2004 yılında ilk defa kendime oturacağım bir yer kurmuştum mesela. Hmm. O zamana kadar nerede olursa. Nerede olursa. 2,5 sene çalıştığım barın yukarısında bir oda vardı. Yılmaz abim kulakları çınlasın. O bana bir oda vermişti. Orada kaldım mesela. Yılmaz abiyle görüşüyor musunuz hala? Görüşüyorum. Ne onun güzel. Haricinde bir buçuk sene surlarda ilk geldiğim zaman o sur, bu sur. Ya çok İstanbul detaylar var. Annem babam şu an sağlar. Onun için çok fazla anne baba üzülebilir diye girmiyorsun. İstanbul surlarından bahsediyorsun. Aynen dışarıda öyle. Kaldığım bir dönem oldu. Tabii yani Can aslında. Kurtaran, Sarayburnu, Mercan dönemi o Aksaray'a kadar önen o Sarayburnu'nda gazinoların açık oluyor. Gündüzleri komilik yapıyordum. Balık restoranıydı orası komple. Akşamları da oralarda müzisyenlik yapayım diye kovalarken Sami Çelik vardı, Udi. Onun yanına aldı beni. Akşamları onunla eşlik ediyordum. Piyanist şantör olarak. Onun yanında Udi şarkı söylüyor. Sonra sabah gidiyordum tünelde müzik mağazalarında koşturuyordum. Çok yakın orada. Kovalıyordum falan. Bir şeyler yapayım. Disket yazayım. Şarkı yazayım. Orada birilerini tanıyayım. Müziğin çoğunu da orada öğrendim. Sonra o mağazalarda çalışarak. Bir gün Aydın Esen geliyordu. Ona bir şey soruyordum. Bir gün Tülahan Uğurlu geliyordu. Ona bir şey soruyordum. Bir gün Erdem Sökmen geliyordu. Ona bir şey soruyordum. Sonra dinleye çok. Yani askere kadar ki dönemim benim. Sürekli şöyle böyle çalışmak bunları oldu. Yaparken aynı zamanda kalacak bir yerin yok gece. Yok işte sorun olmamış. Çok enteresan bir hayat bak. Çok ünlü adamlarla oturup kalkıyorsun. Çok iyi yerlerde müzik çalıyorsun. Ve o hayat geçişkenliği çok sert bir şekilde akşam. Tabii başka bir şey. Yani bambaşka bir hikayenin içine giriyorsun. Müzisyenlik çok zordur arkadaşlar. Yani işin müzik kısmı dışarıdan biraz tatlı gibi görünür ama müzisyenlik çok zordur. Gerçekten çok zordur. Yaşam tarzı olarak hele çok daha zordur. Biz düşünün ki bir yetenek verilmiş bize. Ondan para kazanmaya çalışıyoruz hepimiz. Hani aynen. Elle tutulur, gözle görünür bir şey değil. Zordur. Zordur ama işte cabasını da vermiş yaradan bize. Biz beraber paylaştığımız zaman, müzik yaptığımız zaman da dünyanın en mutlu insanları oluyoruz. Bütün derdimizi, sıkıntımızı unutuyoruz. Baya oraya pas attı yani. Bunda çok, da bir çok iyi zile vurması ya. Gerekiyor. Gerçekten sıfırdan İnşallah bir gün komple wow bir yazmak yani. İstiyorum. Anlatmak o da hadi şey olsun diye, ben bunu yaşadım İlham diye verir. Değil de arkadaşlar daha kolay yol kat edilebilir aslında. Çünkü ben deneyerek her şeyi gördüm. Yani deneyerek hepsini denedim. Şu yapma dediler yaptım. Hopla dediler oldum. Yani eksisini artısını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla hepinizi çok iyi tanıyorum derken gerçekten samimiyim. Hepinizle empati yapabiliyorum. Onun için o şarkılar birbirimize geçiyor zaten algılanmasını sebebi o. Şarkılar çok muhteşem şarkıların var. Gerçekten muhteşem. Ama birisi böyle çok eğlenceliyken bir diğeri evet. Hayat öyle değil mi zaten? Bir gün gülüyoruz, bir an ağlıyoruz. Bir gün hepimizin dertler ortak. Herkesin yaşadığı içinde gördüğü şey farklı. Ondan sonra aslında hepimiz aynı dertleri çekiyoruz, aynı şeyleri yaşıyoruz baktığın zaman. İçimizde büyük şey oluyor, küçüğü oluyor. Çok normal.
küçük bir destekle alkış olayı. Onlar canlarım benim ya. Biraz... Alkışlamasalar da olur bir tane. Reyhan. Aldatıldım. Reyhan, kitleyi kaybediyorsun şu an. Aldatıldım şu an. Çok iyi. Biliyorsunuz, siyasetçiyle sanatçının enerjisi alkıştır derler. Tabii. Değil mi? Yemin ederim siz de var ya şu an yani iyice ne yapacağınızı şaşırdınız. Gözümden düşüyorsunuz şu an. Bir durun, bir yerde durun. Sanatla ilişkin... Reyhan sen konuş biraz ya bence. Yani ben sana çok alkışlıyorlar diye seni şey yaptım bir an böyle... İster istemez sistemin dışına attım. Baktım. Ben güzel herkes sana yükleniyor. Güzel muhabbetin içinde tek bayan olarak ben böyle beylerin hayat hikayelerini dinliyorum. Estağfurullah. Güzel oluyor. Estağfurullah. Ne geliyor? Doğan'da süt mü seviyor? Süt mü? Süt. Evet. Bir dakika. Süt. Çok. Çok ne? Çok bayılırım ya. İkisi de çok güzel. Özel bulmuşlar yani. Hamza da süt ve çikolatalı gofret ve hayır demiyor dediler. Doğru. Şimdi ilginç. Kazakla da uydu bu arada. İlginç alışkanlığın ne dediler? Dedim ki ya hem alışkanlık hem ilginç. Nasıl olabiliyor iki kelime yan yana? Sonra... Düşündüm, bulamadım. Hanıma da sormuştum bir keresinde. Dedi ki ya senin için... Benim tuhaf bir alışkanlığım var mı diye evet, sordum. Evet, dedi ki süt. Ya süt. Doğru söylüyorsun dedim. Yani ben sabah, akşam, öğle fark etmez yani. Hatta ben şöyle... Ben içemem. Ben bayılacağım. Mesela en ya beğendiğim yemek nedir? Süt. Süt ya, o da sütte de şu. Şimdi ben... Biraz önce kısaca anlattım. Ben tabii kışları... Yemin ederim haber yapabilirler ha. Hamza da sütü yemek zannediyor falan diyor. Yarın bir yerlerde kepsini... Şimdi ben... Siyaset çok kışları... acımasız ya. Gerçekten sizin için üzülüyorum. Sorun yok. Yani alıştıktan sonra... Sizin derken siyaset... Şimdi insan bir kere bir linçe uğraması gerekiyor. O linçe uğradıktan sonra... Artık gerisi hiç etkilemiyor. Öyle mi? Biliyorsunuz ben bir kere bir linçe uğradım. Bir 5 milyon tweet atıldı. Abi kameraya göster... Abi çok özür diliyorum. Sayın da. Kameraya gösterir misin onu? Silme lütfen, silme. Niye siliyorsun abi? Kameraya gösterir misin? Seyirciye de çikolatalı gofret varmış. Başımıza bir iş gelmesin diye. Sadece konuklara vermedik diyor. Seyirciye de çikolatalı gofret aldık. Verdiler mi size çikolatalı gofret? Hadi. Konfeti. Çikolatalı. Abi verin de ben de rahat rahat içeyim yani. Gofret yemeyeceğim de sütü içeceğim. Dayanamıyorum. Konfeti sütü batırdınız mı hiç? Yok. O da çok iyi oluyor. Yok. Hadi hadi dediniz ki ya süt. Ben şunu, şimdi yazları ben köyde geçiririm genelde. Yani ortaokul liseyi köyde geçiririm. Üniversitede de yine... Birinci, ikinci sınıfta yazları köyde geçirdim. Yani orada yaz işler oluyor. Tütün bizde çoktu. Ondan sonra oğlak, gütme işi. Çobanlık yapmışsınız. Yaptım yani işte ebemle beraber yaptık. Şimdi orada şunu anlatayım. Kaç gün yaptınız? Yani böyle köye, bir süreç köye gittiğimde içerisinde... işte 3 gün oğlak gütmeye gidiyorsak bir günde ekim biçmeye gidiyoruz. Ekinler biçilince artık patates hap verme zamanı geliyor. Patates hap veriyoruz. Yazları genelde böyle geçti. Hem dedem, baba tarafından dedem, hem de anne tarafından ebem. Ebe deriz, anneanne şu anda gençlerin söylediği. Onlarla çok vakit geçirdim. Yani çokça. Şimdi bu sütte de böyle ebem sağır hayvanı getirir, koyar ocağa, ocaktan indirir, ona ekmek doğrayarak bir de şeker atarak yenilen o yemeğin tadını ben halen de yine aynı şekilde yani o taze süt bulursanız o taze sütte ekmeği ama şeker de olacak orada. Normal sütü şekersiz içersin ama onu yaptığın zaman
şekerli olur. Ya onun keyfi, onun tadı hiçbir yerde yok. Ya hiçbir yemekte yok. Ben de çok seviyorum. Merak ettim. Ben bunu içeceğim. Buna katılmıyorum afiyet diyenler. Afiyet olsun. Katılmıyorum. Süt öyle yani inekten sağılmış sütü ben içemem falan diyenler. Kaynatacaksın. Kaynattın. Kaynatacaksın. Kaynattın. Kaynatacak tabii tabii. He. Ama üçüncü diğer Bursa'yla yapar. Herkes katılıyor. Herkes süt seviyor mu? Bir arkadaşımız sevmiyor. O da cesaret etmek istemedi şu an bu kadar kalabalıkta. Ben de çok severdim bu arada. Ben ve benzer bayılırım. Bir durum var. Reyhan bize iyi bir hikayen olması lazım şu anda. Yani ya çobanlıktan bir yere kaçman lazım. Bir şey yapmış olman lazım Reyhan. Çok konforlu bir alandaysa. Çok hayatın... keyifli gidiyor sohbet. Ben dinleme alanına geçtim ama... enteresan ne istersin anlatayım. Ben de küçükken kaçmışımdır. Her müzisyen hayatında bir kaçma hikayesi vardır. Seninki ne? Ben de 8 yaşında evden kaçtım. 8 yaşında? Kimseye örnek değilim. Kimseye örnek değilim. 8 yaşında evden kaçmış falan diye. Sekiz buçuk Radyo Çocuk Korosu sınavlarına katılacağım diye izin vermemişlerdi evden. Pasomdaki fotoğrafı söküp 5'e 5 kala kaydımı yaptırıp sınava girdim, kazandım. Ondan sonra yürüdüm. Kendi başına karar verdin buna. 9 yaşında. İşte bizim içimizde başka ruhlar olduğunu düşünüyorum ben. Hani belki de bu kadar yani atak olmamız, bu kadar göz önünde bir şeyler yapabiliyor olmamız çocukluğumuzdaki cesaretten dolayı. Yaşlarımız 20'leri geçseydi evden kaçmaya da cesaret edemeyebilirdik herhalde. Evet. Çok gençken değil de aslında onu şöyle anlıyorum ben. Hani bulunduğumuz ortama çok fazla sığamıyoruz. Aynen. Orada bir şey yapabileceğimizi hissetmiyoruz. Onun nerede olduysa müzik çünkü her yerde olan bir şey olmadığı için onun peşinde koşmaya başlıyoruz. Aslında evden uzaklaşmak değil amacımız. Ailelerimizle mutluyuz. Her şey yolunda. Müzik yok ya. Yani gelecek endişesi evet. De değil sanki. Senin evet. Hayatın mesela. Şu... Yani bazen gelecek endişesi oluyor. Orada bakıyorsunuz ekmek bulamayacaksınız. Ama size daha baktığımızda benim şeydi, bak, sanki böyle içinizdeki o şeyi çıkartmak istemişsiniz. Sözünüzü kestim. Orada imkan birazcık bizi. Ya, sizin sektörle bizim ilgili, için tabii. İmkan. Yani Seydişehir'de ben şimdi müzik enstrümanı bulabileceğim varsa bir iki müzisyen vardır. Onun yanında bulacağım. Küçük yer. Yani eğitim alabileceğim bir yerde yok. Küçük ama yerler çünkü. Bir yer. O, çok güzel yerler ama onun için mecbur ne yapman lazım? İlk önce Konya'ya bir geldim. Baktım orada da yok. Bir geri gidiş sonra bir Ankara falan bunun yeri değil mi? İstanbul. Sonra İstanbul'a geldim. Aslında ben müziğin peşinden koştum. Evden kaçmadım. Yaptığım şey yok. Ersay bana ya bir şey söyledi. Bana söylediniz. Öyle anladım ben. Siz de müziğin peşinden koştunuz. Işte yani. Benim de öyle. Olayımız o. Evden kaçmayla alakası yok dedi. Yani müzisyenlikle alakası aynen var öyle. Dedi. Doğru söylüyor. Çocuklar yapsa aynısını şimdi. Ben çocuğumun hobi dışında, hani çocuğum olsaydı eğer, hobi dışında müzik yapmasını çok istemezdim. Neden? Hobi olsun. Yani Türkiye'de çok zor meslek olarak yapmak bu işi. Tabii ki ben çok seviyorum. Sevmesem bu kadar yıl şarkı söyleyip sahnede kalmazdım. Ama Türkiye'de şarkıcı olmak veya sanat icra etmek biraz zor. Yani okullar çok, konservatuarlar yeteri kadar çok değil, Avrupa'daki gibi değil. Eğitim biraz daha zorlaştı. Çocuklar daha çabuk meşhur olmak istiyorlar. Okumaktansa TikTok'ta meşhur olmak daha hızlı para kazanma yolu oldu falan. O yüzden... Size diyor. Onlar değil, onlar daha küçükler. Sen alkışları kaybettin. Yok, onlar ama genç. Ben daha çocuklardan bahsediyorum. 14-15 yaşındaki çocuklardan. Onlar şu anda ekmek parası kazanma derdine düşmüş. Pırıl pırıl gençler değil, bence. Üniversiteler daha çoğu üniversite çoğu... okuyor değil mi? Pek çok üniversite. Ama mesleki açıdan TikTok'u olanları görebilir miyim gençler? Kamera göstermesin. Saklamadan lütfen. Yok kamera göstermesin. Göstermeyin. Ben bir görebilir miyim? Göstermiyor sizi. Kimse görmeyecek. Şöyle de kaldırabilirsiniz. TikTok'u olanları göreyim. TikTok'u olmayanları göreyim. Yok bende var. Kimse olmayanları bir daha göreyim. Bir kaldırın lütfen. Lütfen kaldırın. Kamera göstersin. Olup da kullanmayanlar. Olup da olmayanlar yaptı zaten herkes şu an. Hayır, olup da olanlar da olmayanlara ekledi kendine. Bizlere lazım oluyor da. Efendim? Bizlere lazım oluyor sosyal medya ama
Ünlü olmak için değil, tanıtım amaçlı. Bende TikTok var galiba ya. Şu an ben kullanmadığım için biraz kızıyorlar bana. TikTok var ama çok sık kullanamıyorum. Yani bana olmadı yani, uymadı bedenime. Benim için de öyle. Sende de galiba. Ben de öyle. Ben işlerimi paylaşıyorum. Başkanım, siz TikTok'ta sadece nasıl durumlarınız? Yani şöyle, TikTok var. Hepsi var. Doğal olarak ben hem yani siyasetçi olarak, tanıtım medya başkanı olarak bir ara... Sahte hesap var. Yok, kendi hesabım da var. Sahte hesabınız var mı? Hayır, yani çok yok, güzel. Sen mi cevap? Hiç yok. Gizli baktığınız hesabı. Sahte hesap yok mu? Yok yok. Hiç sahte hesap. Böyle birilerine yok baktığınız. Yok yok. Kendi hesaplarım var da ben yorum zaten... Yorum attığınız falan. Yok, bakmaya... Yani... bakmaya... Ama olabilir yani. İnsanın yönlerini konuşuyor siyasetçilerin. Var mı? Ha, bir ikinci hesabım var benim. Buyurun. Bir ikinci bir hesabım bilmem yok. Kim, resmi hesaplarım var. Kendi var hesaplarım. Ama yorum yazmak kendi hesaplarım için da hem bende var. Gerçekten takip etmek için. Hem yani tabi bu işleri takip eden arkadaşımız da var. Ben akşamları oturup yani TikTok'a bakmıyorum. Yani TikTok yok telefon. Telefonda olan şeyler. Telefonda Instagram var. Twitter var. Dolayısıyla onlara bir göz atıyorum. TikTok'u niye böyle ötekileştiriyoruz? TikTok çok yani ötekileştirmez ya da ben bana hitap etmediğini düşünüyorum. Yani çok da o şekilde bakmıyorum açıkçası yani. Bir siyasetçi olarak ve tanıtım medya başkanı olarak yine siyasete giriyoruz kıyılsa bucağında müsaade edersen. Evet, estağfurullah. Siz çok iyi gidiyorsunuz şu anda. Yani daha önce Turgut Altınok ve Murat Kurum daha fazla girmeye denemişlerdi. Bir tanıtım medya başkanı olarak yani siyasetçilere her mecrada olun. Onlar da mecralara uygun bir şekilde kullanın diyorum. İşte yine ayrıntıya girmeyeceğim. Twitter şöyle kullanılır, Instagram böyle kullanılır, Facebook böyle kullanılır, TikTok da böyle kullanılır. Anlatıyorum onlara. Sonuçta ben... Bu arada bu işin profesyonelidir. Bu işi yani bilen bir olarak diyorum. Abi niye bunu alkışlıyorsun? Alışkanlık yaptı. Bunu niye alkışlıyorsunuz? Yani... Seni alkışlıyorlar. Ha, beni değil, sizi alkışladılar. Beni değil, seni. Ne yapsın? Çocuklar... Bence şu an bizimle mavra yapıyorlar abi. Bizi şu an... Ya şimdi... Çikolata yok, soru da yok. Size yağmur da su yok. Buyurun lütfen. Buyurun. Yani tabii ki baştan beri çocuklara biraz böyle direkt dalınca çocuklar da ne kadar sempatik olduklarını gösteriyor. Keyif alacağız dediniz, keyif alıyorlar. Evet. Efendim, müziğin bir matematiği var mı yoksa böyle ilham gelip akan bir şey mi? Öyle mi? Nasıl yapıyorsunuz bestelerinizi? Bakıyorum ben. Evet. Yani inşallah bir gün gelir yaparım. Sorulara bakıyorum da Ersa'ya soru yazmışsa ben de dedim Hamza daha sorsam ne cevap alırım. Şarkı söyler misiniz? Şarkı yani bir şarkı söylerken eşlik ederim ona. Sesiniz yani güzel midir? Değil. Hiç güzel değil. Bundan dolayı çok da böyle... Murat Kurum'u dinlediniz mi şarkı söylerken? Ben de söyledim yani. Bu siyasetçilerde vacip bir şey mi? Hayır Erzen değil. Bir şey mi? Ya şöyle, yayına gidiyorsun. Yayına gittiğinde ya o anda canlı diyor ki ya şu şarkıyı biz de çalsak bir söyleyin. Ya İzmir Kavatlar'ın çaldılar şimdi söylemeyeyim mi? Biliyorum zaten. Ben İzmir Kavatlar'ın söyledim o yayında. Ama şöyle yani onda hatıram da var. Anonim mi o? Telifi var mı onun? Nasıl abi? Söyletin. Anonim olması anonim lazım. Anonim mi o? Anonim olmuştur artık. Anonim olmuşsa? Artık olmuştur. Tamam. Tolga da burada yok. 70'ten sonra anonim. 70'de 100 değil mi o? İlkokulda müzik dersinde şarkılar söylüyorum. Hoca da herhalde teşvik olsun diye. Ses etmiyor. Ne kadar güzel sesin var diyor. İlkokul 5'te. Orta 1'e geçtik. Orta 1'e müzik dersinde hoca dedi ki kim işte bu şarkıyı söylemek ister? Kaldırdım. Başladım söylemeye, sınıf kahkahaya boğuluyor. Başladı gülmeye. Hoca da çok ciddi bir hoca. Hayatta onun güldüğüne şahit olmadık. Bir baktım o da gülüyor. Dedim demek ki ilkokul hocası bana teşvik olmak için sesin güzel demiş. O günden beri ben bunu ulu orta pek söylemiyorum yani. Ben bunu yaparım. Biz gülmek için mi yapıyoruz bu programı çünkü? Şunu ama bir dakika. Zaten çok stresli bir hafta geçiriyoruz değil mi, böyle yoğun haberden şuradan buradan.
İşte ekstra sosyal medya sitesi yaşayanlar olmuş olabilir hafta içerisinde. Dolayısıyla gülmeye ihtiyacımız var. Allah. Bu programı gülmek ya için. Ya seni bayağı etkilemiş olay. Hayır ya takılıyorum. Biz size şarkı söyletelim. Söyleyelim mi? Söylemeyelim ya. Vallahi söyletelim ya. Neyi söyleyeceğiz ama? İzmir'in kavakları anonimmiş var. Anonimmiş zaten. Bu mu? Bu mu? Var mı? Aa var. Ben de söylerim bu arada. Ben Haluk Levent'le bu stüdyoda diyet yaptım. Yo, nasıl rahat edersiniz? Yani en azından sözlerde söyleyen biri olsaydı iyi olurdu. Biliyorsunuz orada bile ekrandan bakıyorum. Benim telefonda. Kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı. Oranın sözünü görsem iyiydi. Yar fidan boylu. Bir şey diyeceğim. Yarın TT'sisiniz. Çok teşekkür ederiz. Cesaret, önemli olan cesaret. Vallahi öncelikle önemli zaten cesarettir ya. Şarkı söylemek cesaret ister abi. Kutluyorum. Konuşmaya falan benzer. Bak sen şu an bir şarkı söylemeye başlasan olayı anlarsın. Siyaset bir tane söylesene bak. Bir söyle. Hadi. Valla empatisini, hissini reklam yaşa. Arasıymış. Hani empatisini yap. Vallahi yazıyor. Kamera göstersin de. Empatisini yap diye bana söylüyorum. Bir heyecanlanırsın. Ben yaparım. Değişir olay. Valla bak ben söylerdim yoksa sen. Reklama gidiyormuşuz yoksa az kalsın yapacaktım. Reklam. Söylüyoruz. Ah sizde. Bu kadar mı? Hadi. Yırtıp attın, sayfa sayfa dırttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Yaktın.
beden bir gerçeküstü aştın. Kardeşim bir şey söyle. Abi ağzına sağlık. Ama harikaydın. Yani, düet yaptın, sen mikrofonla mı söylüyorsun şarkıyı orada? Bayağı mikrofon. Güzel mi sesin? Aslan parçası. Sesin de güzel değil ama mikrofonla söylüyorsun. İnşallah açmamışlardır mikrofonu. Açık mı şu an? Mikrofon açık mı? Ses gelmiyor. Geliyor. Kapalıymış Allah'tan. Sesim güzel değil. Söyle sadece bakalım. Öylesine söyledim. Ama mikrofonla söyle. Niye açsalar mikrofonu? Bir an gaza geldi. Ben de şeyi düşündüm. Dedim ki iyi ki dedim. Hamza daha şarkıyı ilk söyletmişiz. Aksay'dan sonra söyleseydiniz. Yanmış ya giyici artık. İstanbul'da. Ya da Leyhan Karaca'dan sonra söyleseydiniz falan. Bir şey olmaz. Erkek kadınsızı. Ama söyletmezdik kadın öyle bir durumda. Niye? Biz en çok neye dikkat ederiz biliyor musun okumalarda? İnsanların şarkı söylemesinde. Duyguya dikkat ederiz. Şarkıyı detone olabilir, sür tonu olabilir, başka bir tondan söyleyebilir. Bizi hiç fark etmez. Eğer duygulu ve içten söylüyorsa, okumamız oysa bizim için önemli olan odur. Dünyada en çok dinlenmiş trackler, en çok dinlenmiş şarkıları çoğu hatalıdır zaten. Yani İzmir'de ama duygu vardır duygudan içinde. Duygudan mı söyledin? İçinde evet, duygu vardı. Duygu vardı başkanım, o yetiyor bize. Ben de en çok neye dikkat ediyorum biliyor musun abi? Az önce de niye söylemedim? Ben bunu sonradan öğrendim. Telif yiyormuşuz biz şarkı söyleyince. Ha, bir de onlar var. Tabii. Evet. Ben de tam şarkı söyleyecektim. Dedim bunun telifi kimdedir, ne kadardır? Programdan sonra bizi kim arar falan. İzmir kamaklarına soruyor. Herkesin bir bakış açısı var. Onda bir şey yok. Kerem'i öne oturttuk. Kerem'i çekelim. Kerem Kıran. Kerem'i öne aldık. Gitti reklam arasında en öne oturdu. Kerem burada arkadaşlar. En ünlüsü. Gerekirse. Yani yarın ünlü olursan diyeceksin ki beni Mehmet Akif ünlü yaptı. Ona göre. Evet, estağfurullah. Tweet atıyorsun kardeşim akşam. Mehmet Akif, öyle sizin yazdığınız gibi değil, Mehmet Akif iyi bir diye yazıyorsun. Tabii. Allah işte. Buradan hani hiç yiyebilirsin yani. Hangi takım tutuyorsunuz? Top oynar mısınız, takım tutar mısınız? Vallahi takım... Hadi. 10 senedir tutmuyorum. Altay Spor, Göztepe. Yani şöyle İzmir'deki takımlar hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepsini tutacağız. Ve hepsine yardımcı oluyorum. Yani ben ilk defa aday veya siyaseti yapmıyorum. 12 senedir milletvekili. 3 dönem milletvekili yaptı. 4 dönem. Düzeltiyorum kusura bakma. Hani 4 dönem yoktu, 3 dönem kuralı vardı. Arada 5 aylık var ya. Kasım seçimlerinde Haziran-Kasım onu saymıyoruz 5 ay. 5 ay. Onu saymazsak 3 dönem oluyor. 3 dönem. Resmiyette 4. Lütfen bana yapıyorsun. Bunu yapmayın. Bir dönem iki. Yani hep seni düzelteceğim biraz da bizi. Takım tutuyor musunuz? İzmir takımları hepsini diyeyim. Öyle diplomatik bir cevap vermiş olayım. Güzel ama samimi oldu. Diplomatik verdiğini söyledi en azından. Yani. Vatandaşlarınız nasıl? Böyle çok enteresan şeyler geliyor mu yani mesela? Çok iyi oldu. Karşılaştık. Yani hep böyle... Sizin tanıdığınız ama sizi tanımayan biri olmuş mesela sokakta. He, evet. Böyle birkaç tane hadise oldu gerçekten. Yani sahada sürekli olduğunuzda tabii her hikaye aklınızda kalmıyor da bazı hikayeler aklınızda kalıyor. O hikaye de benim hep aklımda kalmıştı. Hatta denk gelmeden o çocukla yani ne yapıyor acaba şu anda diye hep düşünmüşümdür. O oradaki... Çocuk size kendisini tanıtmış ve aklınızda bırakmış, bir iz bırakmış. Tabii. Ve sonra sizi unutmuş. 2018 seçimiydi. Yani o hikayeyi dinlemek istiyorlar herhalde. Yani onu sordunuz ama. Sohbetteyiz. Şimdi 2018 seçimi Koşu Kavak'ta esnaf gezisi yapıyorum. İki tane hadise çok aklımda kaldı. Biri bu... Kardeşimizin dükkanına girdiğimde aklımda kalmıştı. Biri de yani o gün işte Fenerbahçe Kongresi vardı. Bir esnaf işte Haziran değişim ayı önce Aziz Yıldırım gidecek sonra siz gideceksiniz falan diye bir şey söylemişti. Bu hafızam onu da görsem bir yerde kesin ya bu sendin derim. Tabii, onu bulacağım. Yok canım, estağfurullah. Bir de bu kardeşimizin
dükkanına girdiğimde... Yarısını bilmiş bu arada yalnız. Yani Aziz Yıldırım, evet. Aziz Yıldırım'a çok selamlar bu arada. Bir de... Biz iyi tanışırız kendisiyle. Şeyde bu kardeşimiz dükkanına girince aynı işi yapıyordu. Cep telefonu, ekipman işi yapıyordu. Yanında annesi var. Cep telefonu ekipman işi deyince benim aklıma direkt şu kaçak şeyler geliyor. Yok bu şey kap falan şey yapıyor ya, şimdi tam söyleyemedim onu. Telefon kılıfı. Cep telefonu kılıfı falan. Ya geçen Çukurca'daydık, telefoncu bir arkadaş geldi dedi. Abi dedi, Türkiye teknoloji buradan giriyor dedi. Evet. İlk dedi ben dedi. Reklama girdi, orayı biplersiniz. Buyurun. İşte yani annesi yanında oturuyor. Dedi ben Sındırgılıyım. Yani annesi Sındırgılıymış. Sonrakinde anlıyorum. İmam Hatip'te okudum dedi. Ben size oy vermeyeceğim dedi. Oğlum niye vermeyeceğim? Bayağı bir uğraştık. O kadar İmam Hatip'te yani, okumuşsun. Yani sebebi ne? Anlamaya çalışıyorum yani. Nedir? Gerçekten oy vermeyebilir belki de. Ben de kendimize biz niye bu kardeşi ikna edemiyoruz diye kendimi sorguluyorum. Ya çok öyle aklımda kalan bir gerekçesi de yoktu açıkçası ama hafızamda kaldı. O yorum da, yani yorumları çok okuyamıyorum ama bir gün danışman bir arkadaş dedi ki ya bir çocuk dedi yorum yapmış, ismi de şu, Koşu Kavak Caddesi dükkanına girmişsin. İşte yani benim dükkanıma da geldi, oy vermeyeceğimi söyledim ama iyi bir adama benziyordu. Yolun açık olsun abi, yazdı da bu yorumda. Bana böyle bu şekilde yazmış dedi. Çok hoş. O gün de bana da böyle şeyler yazdı. Bornova merkezden çıktık, pazar yerine tam gireceğiz. O ara artık yani gezimizin sonuna geldik. Bir yerde çay içtik. Tam kalktım dediler ki ya şurada muharip bir genç var dedi. Bir ona uğrar mısın? Uğrayayım dedim. Bir baktım bu o. Ya diyorum ki oğlum o sensin. Yok abi ben değilim diyor. Yani onun beni unutmaması lazım aslında. Yani kaç defa milletvekili gelir senin dükkanına. O beni unutmuş. Diyorum ki oğlum sen Sındırgılı değil miydin diyor. Evet abi annem Sındırgılı diyor. Oğlum senin diyorum dükkanın diyorum. Koşu Kavak aklıma gelmedi o anda. Koşu Kavak genelde aklıma gider benim. Ya caddeyi çok iyi biliyorum ama. Güreller Derneği var bizim orada. Benim her sene 2-3 defa gittiğim. Özellikle sahur programı yaptığımız. Yanımdaki de soruyorum. Ya Güreller Derneği'nin oradaki o cadde neydi diyorum. O da bulmaya çalışıyor. Sonra buldu. Koşu Kavak'ta. Orada sağa girdikten sonra 4. 5. dükkan senin değil miydi? Evet abi. Sen yine bu işi yapmıyor muydun? Evet abi. Oğlum bu sen değil misin? Evet abi. O zaman da sen bana bunu dememiş miydin? Dedi abi bu sefer farklı, bu sefer sendeyiz dedi ama. Çocuk şöyle düşünmüş olabilir diye düşündüm. Dükkana kadar geldi, oy vermeyeceğim dedim. Acaba başıma bir iş mi gelecek? Mesela orada yine o caddede... 2018'de değildi. Zannedim. Bu arada Hamza daha sütü çok seviyor. Danışmanının soyadı da süt. Aa çok güzel. Gerçekten. Orada mesela bir saatçi. Onunla da bayağı. 2018'de değildi o sefer. 2019'daydı herhalde. Konuştuk. İkna olmadı. Sonra seçime bir gün kaldı. Dükkanına içeri girdim. Dedim ki senin oyunu almaya geldim. Dedi ki ikinci bir cevap. Söyleme, hiçbir şey söylemiyorum. Oy senindir kardeşim dedi. Allah Allah. Oy senindir tabii. İzmir'de AK Parti'den aday olmak kolay bir şey değildir. Evet. Onu, yani ben Manisalıyım, İzmirli sayılırım. Yarı akrabalarım İzmir'de. Sıklıkla her dakika gider gelirim memlekete. Ama bu ara siyasete girdik, dikkat edersen. Öyle mi? Bizim susmamızdan anlamadın mı? Vallahi ben hiç fark etmedim. Allah şunun hakkını veriyorum. Bu son program. Ya gerçekten. Gerçekten son program. Yok bugünkü keyiften sonra bu program devam eder merak etme. Hayır bitti zaten, seçim zönemeye girdik o yüzden son program. Seçimden sonra yaparsınız. Seçimden sonra hayırlısı. Ben de. Tatil yapalım istiyorum ben seçimden sonra eğer kısmet bizim olursa. Tatil yapmaya vaktimiz olmayacak. 5 tane tatil yapamayacağız. Yine seçim hayır. Oldu. Bu siyaset. Reyhan'cığım müdahale edin. Ya o kadar, başkanım o kadar iyi anlıyorum ki şimdi ben mesela 24 saat boyunca hayatımın hep müzik yaptığım, hep söz yazıyorum, hep beste yapıyorum. Sürekli kafam o şekilde çalışıyor artık. Yani otururken de bir şey yazabiliyorum ya da konuşurken işte cümlelerime, kelimelerime ekliyorum bazen bir şeyleri. Sürekli hayatımız bu. Şimdi başkanım da artık o şekilde düşündüğü için yapabileceği bir şey yok bir süre sonra. Siyaset konuşmasa da kendisi artık hayatı bir siyaset olduğu için evet. İster istemez oraya giriyor.
Gerçekten öyle. Yapacak yani. Bir şey kalmıyor orada. Doğru. Onu çok iyi anlayabiliyorum. Yani sen de kendini zorluyorsun. Farkındayım. Kolay değil. Çok yani zor. Bütün konsantrasyonumuz siyaset. Bütün konsantrasyonumuz... Hayır değil ya. Evlilik nasıl evlendiniz? Bana bu sorularla gelin diye bir daha söyleyeyim. Güzel. Nasıl evlendiniz? Nasıl evlendik? Aile WhatsApp grubunuz var mı? Yani şu oraya anda... en son yazdığınız mesajı okur musunuz? Yani evliliğimi anlatayım. Hepsi. Aile WhatsApp grubu var. 4 çocuk var. 2 tanesi zaten şu an cep telefonu kullanacak yaşta değil. Bir tanesine yeni cep telefonu başladı. Halen bu tarzda WhatsApp, Twitter, Facebook yani sosyal medya yaşına gelmedi. Hepsinin zamanı var bizde. Bir en büyük kızım da var. Kaç hanım, yaşında bu 2 numara şu anda? Şu anda hiçbir sosyal medya kullanamayan. 2011 doğumlu. Sadece telefon kullanabilen yaşında, 12 yaşında. Benim oğlanla aynı yani yaşta. Yani liseyi geçtikten sonra yavaş yavaş ondan sonra başlar. WhatsApp'ta mı yok orada? WhatsApp'ta yok. Anladım. Yani dolayısıyla orada sadece üçümüzün var WhatsApp grubu. Çok aktif kullanmıyoruz. Yani hanım, ben, büyük kızım çok aktif kullanmıyoruz. Herhalde en son yani 60 gün oldu yaklaşık kampanyaya başlayalı. 60 gündür yazmadığımı biliyorum. Evet. Dolayısıyla. 60 gündür aile grubuna hiçbir şey yazmamış. Biraz önce konuştuk onu bakalım. Bizde büyük olay olur aile grubuna 60 gün bir şey yazmasa. Günde bir şey yazmanız lazım aile grubunda bizde. Hemen tribi yersiniz valla. Ya görüşüyoruz biz. Görüşürüzsün herhalde. Yüz yüze görüşme daha önemli. Evet, çok veya daha güzel. Bazen görüntülü arama. Alkışlar mısınız? Yüz yüze görüşme daha önemli. Gruba yazmıyorum ama görüntülü konuşuyorum. Oysa siyasetçilerin ailesi hep göremediklerinden şikayet ederler. Yani görmüyorlar ama alıştıkları için artık az görme bile verimli oluyor. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek diyoruz öyle evet. Olunca. Az görüşünce kaliteli zaman geçiriyoruz. Evet. Bu ara diğer sorunu unutturdum. Nasıl evlendiniz sorusuna müzikle giriyoruz arkadaşlar. Hamza daha nasıl tanıştı ve nasıl evlendi? Müziği lütfen. Buyurun dinliyoruz efendim. Nasıl bir şey olsun? Acıklı mı, romantik yok, mi? Yok yok, kesin söyleyeyim. Çok çok normal, çok normal. Romantik. Tabii hayatımız romantik Allah'a şükür de. Aa maşallah. Yani bizim aa, ne kadar güzel bir şey söyledi. Farkında olmadan güzel bir şey söylediniz. Hayatımız romantik. Ya gerçekten siz romantik biri misiniz? Gerçekten öyle. Yani romantik biri misiniz? Yani ya romantik olmam zaman da romantiyim. Realist olmam gereken zaman realist. Çiçek alıyor musunuz eşinize? Alıyorum tabii canım. O gerçekten. Soru olur mu en yani? Son ne zaman aldınız? Yani en son zaten her gün çiçekle gidiyorum eve yani. Oo. Ama şu sayılmaz. Şimdi vatandaşlar ya da ziyarete gittiği yerlerde Hamza Dağ'a çiçek veriyorlardır. Tamam doğru. Bize de oluyor. Tamam doğru. Onu yemezler. Ya hayır. Yani... Ben o çiçeği akşam hanıma götüreceğim diye alıyorum zaten. O çiçeği almıyorsam başka yerden çiçek alıp götüreceğim. Ama o çiçeği alınca o çiçeği götürüyorum. Her halükarda çiçek alıyorsunuz yani. Ya her tamam, gün nasıl değil, tanıştınız ve nasıl evlendiniz? Nasıl tanıştık? Yıl 2003. Yani Haziran ayları 2003'te. Yani kayınpederin annesi bizim köylü. Tanışıklık var. Oradan aileler önce birbirlerine haber gönderdiler. Kayınpeder İzmir hakimiydi. Ben de avukattım. Sonra bir görüşün. Buradan mesleğe denildi. Girerim. Bir görüşün hakim. Denildi. Bir görüştük. Hanım o zaman Buca'da Çamlık İlkokulu var. Orada öğretmen. Ben de Buca'da oturuyorum o zaman. Öğrenciliğimin işte daha büro açmadım. Stajımı bitirdim. Bir yerde çalışıyorum. Buca'da Forbes Caddesi'nde bir pastanede buluştuk. Orada çiçek götürdüm. Hanım halen der, o çiçekler beni etkiledi der. sonra oturduk. Yani 2 saat sohbet ettik. Değil mi? 2 saat sohbet ettik. Bak benim baktığım nokta şuydu. Ya 2 saat sohbet ediyorum. Konuşuyoruz. Yani tamam birbirimize ilk defa tanışmışız. Yani öyle... Çok önemli bir şey ama çok şey sözler söylemiyoruz ama 2 saatlik konuşmada...
Ben hiç sıkılmadım. Çok keyif aldım. Çok önemli bir şey. Onunla sohbet etmekten. O da benimle sohbet etmekten çok keyif aldı. O kendi ailesine sorun yok dedi. Ben kendi aileme sorun yok dedim. Gayet güzel her şey dedik. Sonra 14 Aralık 2003 idi. Nişanlandık. Nişanlığımız uzun sürdü. 18 ay nişanlı kaldık. Yani ben işte büro açacağım dedim. Büro açmadan, işimi oturtmadan, yani sana yarım gün çocuk oldu da çocuğa bakabilecek duruma gelmeden ben bu şey kendim hazır hissetmiyorum dedim. O da 18 ay. Ben işte İzmir'de büro açtım. Büro açma başlangıçta her akşam buluşuyorduk. Kendimizi çok iyi tanıdık yani nişanlık döneminde. Yani 2005 Temmuz. Eşiniz de İzmirli mi bu arada? İzmirli. Yani şöyle Manisalı asıl şeysin hemşeriniz. Çok tabii. Selamlar efendim. Somalı şeyi. Dediğim gibi kayınpederin annesi bizim köylü. İzliyor mudur şu an sizi? Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle izliyordur. Bir şey söylemek ister misiniz? Yani zaten yüzde söylüyorum. Buradan gerek yok. Televizyon çok etkili bir iletişim aracı. Doğrudan iletişimi, buradan, dolaylı iletişimi hiçbir zaman tercih et. Dolaylı iletişimi, doğrudan buradan iletişimi... Buradan söylediğiniz çok daha etkili olabilir efendim. Hayır buna... Eve çok rahat gidersiniz. Şöyle, buna ihtiyacı olan söyler belki ama benim yani eşimle aramdaki muhabbet noktasında televizyondan söylemeye çok ihtiyacım yok. Allah'ım olsun birbirimize çok muhabbet duyuyoruz. Eyvallah. Ya bir iyi geceler, işte geleceğim, şu saatte evdeyim diyebilirdiniz yani. Kızınız daha çok soruyordur, baba ne zaman geleceksin, baba ne zaman geleceksin gibi soruları belki. Tabii yani küçükler, daha şimdi bir tane 4 yaşında oğlumuz var, 4 numara. Allah bağışlasın. 7 yaşında, bizimkilerin yaşları 17, 12, 7, 4. 4 tane hamdolsun. Yani baba Allah... yeter eve gel diyen... Son ikisi mi? Küçükler tabii daha çok şu anda. Bırak bu işleri gel diyorlar mı? Yani ister istemez geldiğimizde muhabbetleriyle, sevgileriyle onu gösteriyorlar. Değil mi? Özlüyorlar. Bizim evde şöyle bir huyumuz var. Ben kapıyı açtığımda kim bir numara alacak? En başından beri yani 4 numara daha yeni 4 numara belki ama yani iki çocuk varken de önce kim sarılacak? Kim bir numara olacak? Önce kim babaya atlayacak? Her akşam çocuklarınıza sarılır mısınız eve? Yani? Her akşam ben eve gittiğinizde. Eve gittiğimde veya işte şu anda tabii ki gidemiyorum. Yani milletvekilliği döneminde de hafta sonları işte İzmir'de olduğum zaman veya Ankara'da olduğum zaman onlar mutlaka denk gelmiyoruz 3 gün. Ama ben eve girdiğimde kapıyı açtığımda onlar daha uyumamış olursa birinci kim olacak? Şimdi oğlan tabii biraz en küçük olmanın etkisiyle o ablaları bastırıyor. Diyor ki illa bir ben olacağım. Diğerler artık bekliyorlar. Onu bir yapıyoruz. Kıymetli, güzel bir şey. Küçük evet. Ama şeyi düşündüm. 4 dönem zaten milletvekilliği var. Alışıklardır diyorsun. Yani yıllardır zaten eve çok az gidiyor olması lazım. Doğru. Hamza'dan. Yani dediğim gibi evlilik olayı 18 ay beklediniz ve kaliteli zaman geçirmek gerekiyor. Hanım da anaokul öğretmeni olduğu için yani o konuda bana hep onu söylemişti. Yani az geliyorsun, az görüyorsun ama gördüğün zaman kaliteli zaman geçir çocuklarla. Kaliteli zaman geçirmeye bak. Biz de yani az evde zaman geçirse... Evde kimin sözü geçer? Tabii ki hanımın sözü geçer. Ya. Yani tartışmaya ne gerek var? Yani evi çekip çeviren, bu anlamda çocuklara biz ev hayatımız neredeyse yok denilecek düzeyde. Dolayısıyla o zaten çoğu biz yokken de kararları o alıyor, idare ediyor. Bazen işte biz olmadığımız zaman telefonla görüşüyoruz, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bazen çocuklar hasta oluyor, gece yarısı o tek başına hastaneye götürdüğü oluyor. Yani en çok da beni aslında... yanlarda olmadığımız zaman üzen o hikayeler oluyor. Dolayısıyla da biz de artık kabullendik zaten. Yani başından beri kabul ediyoruz. Son sözü biz söylüyoruz ama tamam karıcığım diyoruz. Siyaset gerçekten fedakarlık isteyen bir şey. Yani aile anlamında hani ben hiç böyle ailesi yeterince vakit geçirebilen siyasetçi kelim mi var?
Evet, evet var. Bir yerde kedi var. Kedi var. Kedim yavluyor. Ben biraz önce kuliste seviyordum bir tanesini. Hamile bir kedi var. Aynısı mı acaba? Bakayım. Efendim bir... şöyle. Ha, o. Ay o hamile dikkat edin. Aman. Siz İzmir'e ne kadar İzmir'in literatürüne hakimsiniz ona bakalım önce. Olur. Bazı kelimeler söyleyeceğim size. Ben hepsini biliyorum bu arada. Çünkü ben Manisalıyım ve bizde de hepsi böyle kullanılır. Siz biliyor musunuz? Bakacağız efendim. Müsaadeniz olursa bazı şeyler sormak olur. İstiyorum. Siz İzmir'de simite ne dersiniz? Gevrek. Gevrek. Mısır'a? Darı. Çekirdeğe? Çiğdem. Güzel. Mutfak tezgahı? Banko. Banga. O niye bango? Bizde de bango deniyor. Ne bango yani bango. Hatta hep bango denir. Bizde de hep bango der. Sizde bango der mi? Hiç duymadım. Hiç duymadım. Bizde hep bango mesela. Annem de hep bango derdi. Duymadım ben. Ben mutfak tezgahı... Yani bango. Bence hep bangoydu o. Bango. Mutfak tezgahı olduğunu ben çok uzun yıllar sonra öğrendim. Bango. Bir bango, marka evet. Mıydı acaba da? Ne acaba bu ya? Çok enteresan. Bak anneme bango. Sorayım ben bunu. Bizde de hep bango denir bango. Bu arada. Başka soracağım. Yemiş nedir? İncir. İncir güzel. Aha. Meşe? Meşe, bilye. Yani meşe ağaca gitti aklım ilk etapta bilye. Yani. Oynar bilye. Mıydınız? Çok. Gerçekten? Tabii. Çocukluğumuzda zaten vazgeçilmez oyunumuzdu. Hem bir sıra dizerek yaptığımız vardı. Evet. Bir de baş olurdu, başı vurdu. Baş, baş aşağı. Evet, hepsini alırsın. Sen de oynuyordun. Ben de oynuyordum. Biz çivi oynuyorduk. Üçgen sen misket mi oynuyordun? Tabii ben çocukken oynuyordum. Öyle. Erkeklerle mi? Maç, futbol, kaleci her şey oldu yani. Güzel, severim yani. Mesela gazoz kapağından yine... Gazoz o sıra kopağı. Gazoz kopağında sıra evet. Yapardık. Ne kavga çıkardı o işlerde ya. Değil mi? Çelik. Sizlere çıkıyor muydu? Kavga çıkmış mı? Tabii çıkardı. Çıkardı tabii. Yani, çıkardı abi. Yani. Misket oynuyorduk. Başını gazoz vurdun. Kapağı oynuyorduk. Başını vurdun. Kenarını vurdun. Baş altı. Topladın aldın baş ve altı. Kaçtın yok, kaçtın. Orada olmadı. Ondan sonra çivi yapıyorduk. Biz çivi oynuyorduk çivi bir de öyle. Zıplayarak böyle. Ya biz şöyle oynadık. Evet, çivi de tabii tabii. Tabii şeyde büyük inşaat çivisiyle. Yağmur yağdığında güzel olduğu için şey... Saplama çivi oynayıp çizerdik aynen böyle. Öyle. Ya bak böyle oyunlar vardı. Siz bilmiyorsunuzdur bu da. Biliyor musunuz çivi oynamayı? Öğrenmenizi isterim. Bilenleri gerçekten. Göreyim. Hepsi çok güzeldir ya. Bir iki. Güzel. Var birkaç tane. İstop falan da bilmiyorum. Yani. Misket oynayan var mı şu an? Misket oynuyor. Hadi canım. Misket nerede ya? Ha, önceden. Çocukken şeyde... misket ha. Oynadınız mı? 2000 kaçlısınız? 2002'lisiniz. Misket, misket oynadınız. Hala? Çok iyi. Çok iyi ya. Süper. Furkan'ı tanırsınız bizim Furkan'ı. Hı hı. Furkan'ı biz biliyoruz çocuk arkadaş. Biz Bağcılar'da oynardık. Çok olaylıydı bizim orada abi. Diyelim o vurdu ben toplar kaçardım. Hani vurduysa alıp kaçmamızdan üç dayak yiyeceğiz yoksa. Ben vurdum o toplardı kaçardım da. Biz de öyleydi yani. Birisi başında beklerdi birisi. Çünkü çok uzağa dizerdik ve çok dizerdik böyle mesela. Ya yani onları topladın toplamadın geçmiş olsun. Güzel oyunlarımız varmış. Sayas. Peynir, krem peyniri. Evet. Valla yani, tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ya. Sayas çok meşhurdur ama. Sayas meşhurdur ya. Kumurcular bilir onu. En çok kumurcular. Kumru, kumru, kumurcular meşhur. Ay hiç evet. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Krem peynir üçgen. Krem peynir şöyle üçgen. Tamam. Üçgen var ya. Tamam. Pastiç. El çöreği. Ne bir daha söyler misin? Pastiç. Pastiç. Şöyle ay çöreği. Olan ay çöreği. Ay çöreği işte. El çöreği yanlış oldu. El çöreği. Kahverengi çöreği. Şu ay gibi olan. Güzel. Mesela bunu ben de bilmiyorum. Asfalya. Asfalya şey değil mi? Sinirli asfalya attırmak değil mi? Evet ne? Evet öyle doğru söylüyorsun. Asfalya attırmak yani sinirlenmek. Sinirlenmek. Şalteri atmak böyle. Gibi bir şey. Şalteri atmak gibi bir şey. Yani. İzmirliler biliyor mu bunların hepsini? Asfalya. Tebrik ederim. Tam, ben de çoğunu biliyorum. Tam karşı kafanın tasını attırmak. Ben de çoğunu biliyorum. Abi VTR'ye girelim. Bir tane tamam. Hem bir nefeslenmiş oluruz. Keyifli. Sonra VTR dönüşünde bir şarkı da dinleriz. Şeyden, Reyhan'dan. Tabii. Fark etmez. Zaten senden dinleyeceğiz ama. Reklam yok değil mi? Ersay'ın... Ersay Üner'i sokakta sorduk ya kimdir diye. Çok merak ediyorum biliyor musun? Neler demişler bir bakalım gel. Vallahi çok merak ediyorum. Hadi gelsin. Ben kendim yaptırmak istiyorum sen yapmışsın bana. Üner kimdir? Tiyatrocu olduğunu biliyorum. Siyasetçi olabilir. Vallahi Ersan Üner güreşçidir diyelim ya. Tanımaz olur muyum? Kendisine buradan diyorum ki. Duysun sana hakkım helaldir haberi olsun. Vallahi tam tanımıyorum ama zannediyorum şarkıcı olabilir. Kimdi? Söyle bana kim o?
Sektörden mi? Galerici falan mı? Galerici falan herhalde. Zannediyorum bir söz yazarı olabilir mi? Ebru Gündeş'in filan şarkılarını yazıyordu. Oradan hatırlıyor gibiyim. Çok sevdiğim bir şarkısı var. Ah ne yaptın, yırtıp attın diyor. Severek dinliyoruz. Oyuncu mu? Herhalde ünlü edebiyatçı olabilir. Belediye başkan adayı olmadığına göre daha duymadım. Büyük ihtimal bir şarkıcı olabilir. Bir hatırladığım kadarıyla şarkıları var. Tatlım Tatlım diye bir şarkısını hatırlıyorum. Tatlım tatlım bak ne yaptın. Böyleydi galiba. Şarkıcı, iki aşık, kafaları karışık. Şarkı vardı bir iki aşık kafaları o. O Ersan Güney yani. Güreşçi ve kaleci güreşçi favorimdi. Güreşçi ve kaleci favorimdi. Ben de şeye takıldım mesela. Siyasetçi de dediler. Bir izlerken evet. Birisi şunu demiş, çok dikkatimi çekti. Bir tanesinde izlerken dedim ki aa dedim bu şarkı da mı Ersay'ın dedim bizim arkadaşlara. O da mı Ersay'ın? Hepsi Ersay'ınmış falan gibi oldum. Orada kendimi bir mahcup hissettim. Estağfurullah. Ama en dikkatimi çeken belediye başkan adayı olsaydı diyor tanırdık. Sağda solda diyor. Her yerde diyor. Aha, afişleri yok diyor. Sağda solda afişleri yok diyor. Bu afiş olayı şöyle. Ben bir sonraki albüm zaten PR'ımı başkanımın çalıştığı PR şirketiyle çalışarak yapmayı planlıyorum. Çok etkili olur. Bak yüzüm burada diye demiyorum. Gerçekten böyle seçim kampanyası çok, yapan çok az olmuştu. Muhteşem. Yani, çıkışta telefonları hepinize dağıtayım. Evet, tamam. Evet. Şöyle. Güzel bir kampanya şirketimiz var. Şunu diyordum ben Reyhan. Dedim ki ya bu fotoğraflarını asıyorlar ya siyasetçiler her yere. Yani efendim siz yokmuşsunuz gibi konuşuyoruz şu an aramızda. Evet. Siyasetçi değilsiniz burada çünkü artık tamam. Ya sohbet ediyoruz. Dedim ya bunu niye yapıyorlar? Ya bu oy işe yarayan bir şey mi? Yani vatandaş fotoğrafı gördüğünde oy veriyor mu? Sen de böyle düşünüyor musun? Ben evet yani fotoğrafa bakıyorum. Fotoğrafa bakarak bakıyorum, oy veriyor musun? Evet. Bir de bir şey soruyorum. Bu adam... Yani tanıdık mı? İzledin mi bir yerde? Aşina etkiliyor yani. Mı? Tabii ki. Etkiliyor. Ve ben şunu da merak ediyorum. Bütün politikacıların fotoğrafları hep aynı. Özel bir formu mu var bunun yoksa? Hani... Yani kravat olarak mı diyorsunuz yoksa? Yani boyutları da aynı. Hmm. Verilen poz da aynı. Işık bile bazen aynı. Hepsi aynı stüdyoda çekmiş gibi değil mi? Evet. Yani aslında o da yani siyasetçinin fotoğrafını çeken o biraz şeyle alakalı bir sektör var. Hani herhalde mümkün olduğu kadar sade, mümkün olduğu kadar doğal, mümkün olduğu kadar gerçek haliyle karşı tarafa geçmesi lazım. Bir de onun teknik bir tarafı var. Fotoğrafları biz bu şekilde çekiyoruz ya onlar billboardlar olduğu zaman duvar belirli olduğu bir zaman. Reklam durumuna giriyor ve bir ölçüsü var. Onu yoksa sordum, görünmüyor, evet, okunmuyor. Çözünürlüğü ve ölçüsü farklı ve olması burada gerekiyor. Burada bir de işin içerisinde siyaset olduğu için daha hedef odaklı olduğu için daha net çalışmalar oluyor. Genelde. Buna şöyle iddia aldım ben. Sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum. Bir tane video var. İstanbul'da diyorlar kime oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu diye soruyorlar mesela diyelim ben diğer adaylara. Ekrem Kurum, Murat İmanoğlu, Mustafa İslamoğlu. Murat Ekremoğlu, Ekrem Muratoğlu. Evet. İnanılmaz isimler söylüyor o vatandaş. Orada ben önemli. İddia oldum önemliymiş. Fotoğraf çok önemli. Fotoğraf önemliymiş. Bence evet. Önemli yani. İzmir'de başka VTR'lerimiz de var ama biraz bir soluklanalım. Sen bize şarkı istersen söyleyeyim. Artık şu... Ne gelecek acaba şarkı sevdik, olarak? Sevdalandık değil mi? O, herhalde o geliyor. O geliyor. Hadi bir şarkı telefon. Dinleyelim. Hadi bir de şarkı. Bir soluklanalım. Ondan sonra o mu bu mu yapacağız. Bakalım Hamza daha ne diyecek.
Teşekkür ediyoruz. Birazdan bir araya daha gideceğiz. Ondan sonra son dilim içerisinde olacağız. Sizden soruları da alacağız. Hızlı hızlı soru cevap yapacağız. Beni de sordunuz mu? Seni sormadık. Beyhan'ı sormadık değil mi? Sana soru var ama. Bana soru var. Tabii sana soruları var. Zeyhan Karaca'yı herkes tanıyordu. Ne sormamışlar demek ki? Sağ olun. Başkanım, ama şöyle bir şey sorduk. İzmir, bir sabah belediye başkanı olsanız mı? İzmir'i söyleyelim önce ya. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişiye ne tavsiye verirsiniz diye bir VTR'miz var. Hani belki sizi ilgilendiren bence bir şey olabilir. Bence de güzel bir şey olmuş. Bakalım, bana da Nisan'da soru lazım olacak. Hadi gelsin efendim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişiye ne tavsiye edersiniz? Dürüst olmasını en başta. Yani İzmir için güzel şeyler yapması mı? Koltuklarında oturmasınlar, hizmet etsinler. En büyük tavsiyelerimden bir tanesi öğrenciler için kütüphaneler. İzmir'in kimliğini bozmadan hizmet. İzmir'i gerçekten parmakla gösterilir bir yer yapmalarını istiyorum. Yani ben somut bazı öneriler bekledim ama daha genel öneriler olmuş. Somut değil mi bunlar? Yani somut işte şuraya yol, şuraya hastane. İzmir'e parmakla bunu gösterilir bir yer yapmanızı istemişler. O zaten onu yapacağız zaten yani. Parmakla gösterilir. Yapmak lazım. o zaten olmaz gereken bir şey. Oturmasın demiş. Daha somut ne olabilir efendim? Yani bugüne kadar oturmadığımız için biz zaten bundan sonra oturmayacağız. Tamam yapmayalım. Hayır. Evet. Ben yapmadım yine. Hayır yapmıyoruz bunu. Evet. Reklam arası yapalım. Reklamdan sonra buradayız efendim. Kısa bir ara. Efendim şimdi son dilim içerisindeyiz. Dolayısıyla sizden soru cevap da alacağız gençler. Almazsak zaten olmaz. Ama benim bir o mu bu mu diye birkaç sorum olacak Sayın Hamza Dağ'a. Bir de bu arada burada gerçekten kedi var. Yani kedili tüyleri tatlı. Benim üzerimde şu an. Kediyi görmedim ama tüyleri sürekli benim dişi üzerime geliyor. Hamide. Oradan anladım. Biraz önce kucağımızdaydı Kriste. Siz mesela gençlere böyle bir şey, bazen biz bir yere gidiyoruz. Diyorlar ki şu tahtaya bir söz yaz abi diyorlar. Ya da ben kitap var benim. Kitap imzalarken mesela bir şey yazar mısınız diyor. Benim yazdığım bir şey var. Sizin öyle bir sözünüz var mı? Yazdığınız, hayatınızda mottonuz olan bir sözünüz Hamza Bey? Yani öyle yazdığım bir söz yok. Tavsiye, gençlere gittiğimizde tavsiye de bulunur musunuz? Sevmezler ki tavsiye. Dediklerinde yok. Yani bizden tavsiye alıyorlar. Yani siyaset konusu tavsiye alıyor tabii. Siyaseti nasıl yapalım, ne şekilde yapalım? Ne tavsiye edersiniz? Tabii biraz 20'li yaşlardan itibaren siyasette olup hep bir trendle gittiğimiz için yani nasıl bir siyaset yaptınız? Bize ne tavsiye edersiniz diye soruyorlar. Biz onun tavsiyesinde bulunuyoruz. Çok sıkıcı ya. Siyaset dışı bir şey söyleyin. Ben siyaset dışı işte gençler... Ya burada siyaset dışı bir program yapıyoruz. İnşallah bir yerde daha siyaset dışı bir program yapalım. O zaman biz bak de siyaset dışı bir şeyler söyleyelim. Bizim gittiğimiz her yerde siyaset konuşuluyor doğal olarak yani. Hayır, siyaset dışı bir tavsiyeniz. Ya mesela, siyaset dışı ya. Bir tavsiye. Ben çocuklarıma yaptığım şöyle bir tavsiye var. Biliyorsunuz çocuklara sorulur büyüyünce ne olacaksın diye. Ben onlara hep derim ki iyi insan, iyi Müslüman. Olacağız diye başka bir şey demeyin. Aynen öyle. Bunu söyleyeyim. Bu arada Ramazan ayı içerisindeyiz. Herkesin Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyorum. Aklıma Oğuzhan Uğur geldi. Oğuzhan eğer izliyorsan selamlar. Oğuzhan bir tane şey yapmış. Program çekmiş üst üste, tamam mı? Diyor ki dün diyor Yeniden Refah Partisi adayını ağırladım. Falanca ağırladık. İşte bugün diyor Saadet Partisi'nden falanca ağırladık. Yarın diyor AK Parti'den diyor falanca ağırladık. Ramazan'a yakışır bir program oldu. Tamam diyor. Gördünüz mü o şey tanıtımını, programı bilmiyorum. Ya Oğuzhan çok çok tatlı olmuş. Yine çok zekice olmuş. Çok tebrik ediyorum. Yani o zaman bu tatlılığı yaratan aslında pardon başkanım bizim halkımız yani kendi milletimiz. Biz böyleyiz. Yani bizim içimizde hep eğlenceli bir halkımız muhafazakarımız da var, normali de var, başörtülü kardeşim de var, açığı da var. Yani biz böyle bir milletiz. Çok bunda da gurur duymamız lazım ama zaten. Ama şöyle, orada bakın şöyle bir... Şöyle bir nüans var. Yani keşke CHP'liyi de ağırladık, öyle Ramazan deseydi. Üç tane parti, sadece muhafazakarlar gibi söylüyor. Yani... Aynen.
Bu ülkede... Abi sen gözlüklerini çıkarmadın mı? Benim iki senedir çıkartamıyorum. Ha. Işıklarla alakalı çok büyük sorunum var onunla alakalı. Yakıştığı için değil yani. Yok, yakışıyorsa bilmiyorum ama. Herhalde yakışıyor. Yakışıyor. Çıkardığım dakika itibariyle yakışılıyorlar. Şey de gözlükle gelmişti. APO. Eyvallah. APO'ya çıkarttırdık. Benim mecbur. Ama senin sağlık da giymiş çıkartma. Ama isterseniz çıkarayım. Yemek yapıyor musunuz? Çıkarttı mı? Kameraya göster, kamera göstersin. Tabii canım, çıkartayım. Kerem'i de gösterelim, Kerem Kıran. Yaşa Kerem. Kerem'i gösterebilir miyiz lütfen? Kerem, şeklini hemen düzeltti. Kerem, yapacağız. Yemek yapıyor musunuz? Yemek, yani öğrencilik yıllarında çok yaptık. Sonrasında, yani 3-4 defa mutfağa girmişimdir. Onun dışında çok yaptığımı söyleyemem açıkçası. Sizinle çok benzer yönlerimiz var. İğneden korkuyor musunuz? İğneden, ben de çok korkarım. Şöyle, çok korkuyordum. Yani gerçekten iğne vurulurken televizyonda bir yayın görsem bakamam. Kan aldırmaktan korkardım. Covid olunca... Sen de mi? Hiç korkmuyorum. Ha, Covid olunca 5 tüp kan verdik. Ondan sonra bırakın korkuyu. Bağımlılık mı yaptı? Yani yaptı gibi diyebilirim yani. Mutlaka... İlk defa mı 5 tüp kan verdiniz? Evet, ilk defa 5 tüp kan verdim. İlk defa kan verdim o zaman. Maşallah çok sağlıklı. Vallahi ilk defa kan verdim. Ondan sonra şimdi geçen yemin mesela kampanya döneminde çok yoğun bir çalışma olmuştu. Yani o gün gittim kan verdim. Kızılay'a gitmiştim kan verdim. 3 ay geçmesini bekliyorum. 3 ay sonra bir daha vereceğim. Yani keyif almaya başladım yani. Daha benim aynısı ama başıma geldi. Bana iğne vurun diyor. Panik ataktı. İğne yani getirdim. Ayağım terlerdi iğneyi gördüğüm zaman. Elim ayağım böyle terliyordu. Yani bildiğim panik atak geliyor. Beni 5 kişi küçükken tutamazdı ya. Ya ama şöyle. Öyle başladım ben de. Şöyle biraz. Evet. Yani ben de korkum da oradan. İğne olarak. Yakar çok. Yani çünkü. Pensilin yediğinizde biliyorsunuz kalçadan alıyorsunuz. Taşur'dan. Çıkıyor. Bağlır'dan şey yapıyorsunuz. Ben her sene en az 7-8-10 yerdim. Ben de. Niye? Oradan kaldım. İzmir'e has bir şey miydi? Bizim bu göreve mi ait? Herkes mi? Ben de. Yani soğuk havada çabuk şey yapıyorsun, hassas oluyorsun. Değiştiriyor seni. Yılandan da çok korkuyor musun? Evet, yılandan hala çok korkarım. Televizyonda bile yılandan izleyemem. Yılandan daha çok korkuyorum ben başkanım. Yılandan çok. Yani yılana bakamam bile. Çocuklar da dalga geçer bazen televizyonda. Baba seninki çıktı derler. Hala bakıyorsun. Seninki demiyorlardır. Yani işte. Hala ben, korkuyorsunuz yılandan. Tabii yani şöyle şimdi görmüyoruz tabii de bizim çocukluğumuzda çok gördük. Bizim köyde Garangeç diye bir mevki vardı. Dedemin orada bir tarlası vardı. Dedemle çok gideriz dedim ya. En çok gittiğimiz yer de Garangeç'ti. Köye bile 1 kilometre uzaktaydı. Orada çok olurdu yılan. Ben de yani görür kaçar. İşte yanımda büyük kim varsa onu çağırır. Ben çağırınca kadar yılan gitmiş olur. Hiç zaten... Karşıya gelmediniz herhalde hiç. Yani şöyle geçti. Böyle şey yaptı. Kaçtım tabii. Hemen görür görmez kaçtım çok. Hala kaçar mısınız görseniz? Herkes hala görsem kaçar. Kaçarım büyük ihtimalle. Çocuklarlasınız. Eşiniz var yanınızda. Yılan geçiyor. Ya çocuklar olunca tabii çocukları kurtarsa önce yani kolay bir şey değil o baba orada, olarak. Orada bir babalık zaman, devreye giriyor. Şovumu yapar yine de içinden kaçarım diyorsunuz. Kolay bir şey değil yani. Ya baba olduğum için orada dururum ama içimden bir kaçarım. Yani aynı öyle. Peki Türkiye'de çok beğendiğiniz bir komedyen var mı? Aslında bizim yani neslimizde diyeyim yani... Daha çok böyle takip ettiğimiz zaman, belki siyaset döneminde çok takip etmiyoruz da, yani Beyazın programları çok iyiydi. Beyazıt Öztürk. İzlerdik. Abi selamlar, izliyorsan eğer. Ondan sonra Bir Demet Tiyatro bizim çok izlediğimiz bir, o da komediydi yani güzel bir Mustafa Erdoğan, Yılmaz Erdoğan. Siyasi, Mustafa Erdoğan da var ama başka. Yok Yılmaz Erdoğan karıştı. Siyasi mizah. Mustafa Erdoğan da kardeşi de var. Biliyorum. Ben tanıyorum. O da Anadolu Ateşi'nde. Tabii tanışırız. Tanışıyor musunuz? Doğal olarak tanıtım medya başkanıyım ben. Böyle siyasi mizahın daha fazla yapılması gerektiğini falan düşünüyor musunuz? Eksik olduğunu düşünüyor musunuz? Yani hakarete varmadığı sürece yapılabilir. Hakaret tabii. Değil ya mizah ya yani. Bazen çok
aşağılama noktasına gidebiliyor o mizah. Mizahın bir aşağılama süreci. O mizah olmuyor zaten. O mizah yani değil ama. Ona gidince ister istemez siz de insansınız. Keşke sizle ilgili çok bir etkileniyorsunuz tane çekseydik ya. Olurdu. Ben yani dedim ki aşağılama olmadan sonra keyif alırım. Estağfurullah efendim, biz öyle şey yapmıyoruz. Ya şimdi bazen mesela niye yapalım ya gerçekten ama sahada insanlar size zaten daha fazlasını söylüyorlar. Ama şimdi siz seçimi kazanamazsanız tanıtım medya başkanlığına devam edebilirsiniz belki bir ihtimal. Falan. Problem yok. Biz gerek iyi yapmışız arkadaşlar. Sorun yok. Peki çok beğendiğiniz bir şarkıcı var mı? Ersay dışında ve Reyhan Karaca dışında. Evet, bir Reyhan Karaca, iki Ersay, üç. Yani Sezen Aksu, genelde tarzım Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Sezen Aksu mu dinlersin? Sezen Aksu dinlerim. Ses olarak, yani ses olarak. Sezen Aksu'yu alkışladılar bu arada, evet, sizi. Ses olarak Cem Adrian. Sezen Aksu'yu alkışladılar. Cem Adrian ben de çok severim, Sezen Aksu da çok severiz tabii. Evet. Halk müziğinde de Zara. Zara. Zara da konuğumuzdu iki hafta önce. En beğendiğiniz gazeteci? Yani buna tarafsız olamayacağım için buna ben cevap vermeyeyim. Şarkıcı sorusu çok daha kolay. Hayır, bence de. Tabii. Bence. Yani şu açıdan, şu anda gazeteciyi çok mevcut bir görevim var bir yandan. Tanıtım Medya Başkanıyım, evet, partinin. Yani isim o konuda vermesi çok şey olur. Söyleyeceğim bir şey. Sürekli takip ettiğiniz, okuduğunuz bir gazeteci var mı? Ben hariç. Ben buna cevap vermeyeyim gerçekten. Evet. Öyle mi? Tamam. Evet. Böyle şu film çok iyi dediğiniz bir film var mı? Benim yok mesela. Ya ben de film çok izleme şansım olmuyor. Çok iyi filmler var ama bir tane yok benim. Ama dizi olarak, yani dizi de uzun zamandır izlemiyorum ama dizi olarak çok takip ettiğim dizi, bizim zaten o yaşlarımızda yani bizimkiler çok izlenen bir diziydi. Çok güzeldi. Evet. Süper Baba benim çok izlediğim bir diziydi. Evet. Avrupa Yakası tabii ki canım. Avrupa Yakası. Herkes. Doğru. Herkes. Yani bu arada bu şakayı daha bilerek yaptım. Sonra bunu sufle verdim annem ya. Avrupa Yakası diye böyle sesli Avrupa Yakası hala YouTube'dan bile çok iyi. Zaman zaman açık. Ben de dönem dönem izliyorum. Bir Demet Tiyatro. Dediğim gibi bizim öğrenci evimizde salı günleri standardımızdı. Bir Demet Tiyatro. Bir dakika, süremiz bitiyor ya. Çok özür dilerim. Kaç dakikamız var? Soru cevap yapacağız. Gerçekten mi? O kadar olmaz. Hızlı hızlı soracağımız, hızlı cevap verir misiniz? Reyhan sana soruyorum hemen. Et mi sebze mi yemek olarak? Sebze. Takım elbise mi spor kıyafet mi? Spor kıyafet. Spor kıyafet. Dizi mi film mi? Film. Sütlü kahve mi sade kahve mi? Türk kahvesi ise sade. Kahve İyiyse, normal kahve, kahvesi sütlü. Kavurma mı sucuk mu? Sucuk. Pastırma mı sucuk mu? Pastırma. O bayağı kokana doğru gittin yani böyle. Kayseriliyim ya. Köy hayatı mı, şehir hayatı mı, gece hayatı mı diyecektim. Köy hayatı mı, gece hayatı mı? Köy hayatı mı, gece hayatı mı Reyhan? Köy hayatı mı, gece hayatı? Köy hayatı. Şehir hayatı mı, köy hayatı mı? Abi bunu niye alkışlıyorsunuz? Modelleşmiş köy hayatı, evet. Köy hayatı hala evet. Yani. Ayran mı, cacık mı? Cacık. Domates mi, salata mı? Salatalık mı, salata mı? Salatalık. Salatalık. Hıyar olan. Salatalık. 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 Evde yemek mi, dışarıda yemek mi? Evde yemek. Pirinç pilavı mı, bulgur pilavı mı? Pirinç pilavı. Aşk mı, para mı? Oo! Bu çok zor bir soru. Çok zor bir soru. Aşk olsun ama para da olsun. Bir tane seçiyorsun. Para yani olursa aşk olmaz. Ya para olmazsa aşk olmaz. Para olmazsa aşk olmaz. Olmaz. Oo, bence. Manşet. Gecenin manşeti Reyhan Karaca'dan. Eski, hayır, eskiden olurmuş da şimdi hayat para olmazsa aşk olmaz mı? Sıfır parayla ya kim aşık yaşayabiliyor musunuz hepsi gençler? Hepsi sıfır parayla aşık şu an. Cevap verin ya, siz cevap verin. Değil mi? Bir dakika. Ay, yetecek bir dakika kadar olsun. Aa, ben bunu soracağım. Sıfır parayla aşk olur diyenleri göreyim. Arkadaşlar. Adamsınız. Olmaz diyenleri göreyim. Beyana katılanları göreyim. Oo. Çok bozulmuş gençler. Ya. Çok paradan ya bahsetmiyorum. Çok paradan bahsetmiyorum. Ya ben şöyle bakıyorum olaya. Yani çok paradan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılıyor. İlişki başka da hani aşk. Aşk ne parası abi? Aşk da ben şeyim yani. Şimdi manevi bir şey bana göre aşk. Bence bakış de açısıyla. Ama o aşkı öyle söylemedi. Niye ben aşk dedim? Ne dedim? Maneviyatsız aşk mı dedim? Aşk başka. Çok uzun konu.
Aşk mı para mı? Siyaset mi? Yani şöyle. Ve arkadaşlar grup sonunda... Noktayı koydu o, noktayı koydu. Noktayı koydu, evet. Bu sizi kurtarmaz. Aşk mı para mı? Eşim. Çok iyiydi. Bu akşam ben yedim dayağı. Ya, sen çok iyi başladın. Alkışları da alarak başladın ya. Nazarlık başladın olsun sen. Öyle düşün. Evet işte ya, ama yanlış anlaşıldım. Çok ya, eğlendik, sohbet ettik değil mi? Bir sorun olmadı. Otomatik araç mı, manuel araç mı abi? Otomatik. Otomatik. Evet. Aksiyon mu, dram mı? Aksiyon. Gözlük mü, lens mi? Gözlük. Deli olmuyor mu? Sinema mı, tiyatro mu? Sinema mı, tiyatro mu? Sinema. Patlamış mısır mı, cips mi? Patlamış mısır. Bu arada ben dün Emre Kınay'ın oyununa gittim. Emre abi izlemiyordur belki, bilmiyorum. İzliyorsa da müthişti. Çok keyifli bir tiyatroydu. Deniz mi, havuz mu? Deniz. Reçel mi, bal mı? Bal. Yaz mı, kış mı? Yaz. Yeşilçam mı, modern sinema mı? Modern sinema. Vay be, hiç popülizm yapmadın. Seni tebrik ediyorum. Bir alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Arabesk mi, pop mu? Arabesk. Kedi mi, köpek mi? Kedi. Kedi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kahvaltı mı, akşam yemeği mi? Kahvaltı. Kahvaltı. Yaz mı, kış mı? Yaz. Sütlü tatlı mı, şerbetli tatlı mı? Eyvah. Tabii ki sütlü. Sütlü tatlı. Yok, şerbetli tatlı. Soğuk baklava olsa da şu an. Değil mi soğuk baklava? Süt başka, tatlı başka. Hayır, sütü çok sevdiğim için aa dediler de. Hayır, tatlı sütlü mesela... tatlı dedi zannetti hepsi cevabı çünkü. Yani Kemal Paşa benim için tatlı da favori odur yani. Ya da soğuk baklava. Şimdi soğuk baklava çıkıyor. Tamam. Ben onun hastasıyım. Siyaset ya, diyecektim dedi. Hadi. Bu zekice bir siyasi şey oldu. Sabah sporu mu, akşam sporu mu? Sabah. Yapıyor musunuz? Yani yürüyüş yapıyorum fırsat buldukça. Yani fırsatım olduğu an mutlaka zaten sabah yürüyüşe çıkıyorum. Zaten akşama kadar yürüyorsunuz muhtemelen seçimimiz. Yani şu anda öyle. Bu 70 gün, 80 gün. Onun dışında... Sabahtan akşama kadar sporu diye cevaplayabiliriz. Aynen öyle yani. Sabahtan sonra spor şu anda. Kitap okumak mı, film izlemek mi? Yani tercih yapmak durumunda kalırsa kitap okumak. Film çok izlemem. Gerçi popülizm yapmıyorum yani. Ben bir şey demedim efendim. Aa, öyle baktın ki yani. Ben de öyle oldum. Ya böyle bakıyorsun. Böyle bir şey demedim ya, bir şey. Bir şey demedim lütfen. Tanıtım Medya Başkanlığı'na dönerseniz sonuçta yani aramızın kötü olmasını istemem. Deniz tatili mi, dağ tatili mi? Dağ tatili. İlginç. Trekking. Ben de çok severim. Trekking yani. Ben de severim. Kahvaltıda reçel mi, bal mı? Bal. Çay mı, kahve mi? Çay. Bisiklet sürmek mi, yürümek mi? Yürümek. Dışarıda yemek mi, evde yemek mi? Mecburiyet dışarıda yemek, istediğim evde yemek. Çarpıcı soru geliyor. Yoga mı, pilates mi? İkisi de o zaman. Siyaset. Yoga mı, pilates mi efendim? Yani hiç yapmadım ikisini de, bilmiyorum ki. Yapsanız hangisini yaparsınız? Bilmediği bir şeyi nasıl yapacak? Başkanım, bu tip durumlarda sizin cevabınız net bence. Yürümek. Siyaset. Direkt. Siyaset. Eşim diyormuş. Siyaset. Siyaset. Eşim diyormuş. Yoga mı, pilates mi? Sıkıştığımız yer. Hala soruyor ama. Hadi pilates olsun, bilmiyorum yani. Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Soğansız. Siz ne karışıyorsunuz ya? Soğanlı mı ya? Manipülasyon yok. Hayır, menemenlerle karşı karşıya getireceksin bizi. Menemen soğanlı mı, soğansız mı? Soğansız. Soğansız mı? Peki. Sevmek mi, sevilmek mi? Tabii ki sevilmek yani. Sevilmek. Herkes onu eyvallah ister. Sizden soru alabiliriz gençler, hızlı hızlı. Kaç dakika var? 2 dakika mı kaldı? Gerçekten mi? Ya bilerek yapmadık zannedecekler. Tam 2 tane soru alalım. Alalım, şarkı söyleyecekler. Alalım, birkaç tane soru alalım. Ya. Biz öyle yani 2-3 tane soru isterseniz soru alalım, bir iki tane o zaman. Evet, evet. Olmadı, ne hadi mikrofon alın arkadaşlar. Ya biz çok eğlendik burada, sizi unuttuk, kusura bakmayın. Vallahi yanlış anlarlar, hemen soru alalım. Hemen sor. İsim neydi? Hamza. Hamza sor. Başkanın benim de ismi Hamza bu arada. Hemen sor. Hemen. Şöyle, ben üniversite yıllarınıza gitmek istiyorum. Üniversite yıllarınızda ya da sonrasında tribünlerde coşarak kendinizden geçtiğiniz oldu mu? Güzel soru. Ben bunu merak ediyorum.
Maçta mı diyorsun? Maçlarda evet. Tabii çokça. Küfür eder miydiniz? Yani küfreder miydim? Ya sadece üniversite yılları... Kötü kelimeler, sözcükler kullanır mıydınız diye düzeltiyorum. Yok sana. Ya küfür çok ağzımda olmuyordu da. Yani maçta? Yok sadece maçta da olmuyor da şunu düşündüm. Acaba o tezahüratlara katıldım mı? Kimde mikrofon? Düşündüm ama tezahüratlara katılmadım. Ama Alsacak... Abi hipnoz oldum mikrofon. Alsacak stadında çok maç izledim. Eyvallah. Bitti mi? Bir tane daha soru yazsın, ondan söylesin. Çok hemen hızlı sor. Buradan söyleyeyim ben hemen. İzmir'de belediye başkanı olduğunuz sorma. İçin İzmir'de en sevdiğiniz... Geç. Hemen ver abi. Soru çabuk, çok hızlı soru. Politik soru yok arkadaşlar. Yapmam dedim, bak gene yapıyorsunuz. Avukatlık mesleğine başladığınız zaman kazandığınız ilk parayla ne yaptınız? Heh, güzel soru. Evet, hatırlıyor güzel. Musunuz? Yani şöyle, zaten sıfırdan başladığımız bir işti. O konuda şunu söyleyeyim. 5. ayın sonunda Allah'a şükür kazandığımız parayla ilk arabamızı aldık. En çok hafızamda olan odur yani. Evet, çok iyi para kazanmışsınız. Ekim'de şey yaptık. Yani... Bitti mi? Maşallah. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Abi çok özür diliyorum. Hiç sorun değil. Keşke hiç şarkı dinleseydik. Hiç sorun değil. Ama süremiz bitmiş. Ve gidiyoruz. Kapatıyoruz. Bitmiş süremiz. Efendim Hamzadağ, Reyhan Karaca ve Ersa Üner konuklarımdı. Nedir ne değildir özeli noktalıyoruz. Bu hafta son programımızdı bu arada. Artık seçime gidiyoruz. Seçimden sonra inşallah görüşürüz. Nasıl görüşürüz bilmiyorum. Yani zaten biz ana haberde falan görüşeceğiz de bu kıvamda nasıl görüşürüz bakarız. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler. Hoşçakalın.